Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Hafta içi biliyorsunuz her sabah olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu ve buradan bu numaradan bana çok rahatlıkla ulaşabileceğini söyleyebilirim. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Şöyle günün öne çıkan başlıklarına bir bakalım isterseniz. Tabii ki Euro 2020 finalinde İtalya ve İngiltere Wembley'de karşı karşıya geldi ve İtalya normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda 3-2 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Hem bu kupayla ilgili hem Euro 2020 ile ilgili maçlarla ilgili, takımlarla ilgili belki de milli takımımızla ilgili sizin de görüşlerinizi alacağız. Tabii benim en çok hoşuma giden özellikle bu kulüplerin sosyal medyalarından önce Galatasaray Televizyonu başlanmıştı. Serbay kardeşimiz Fenerbahçeli bir altyapıdaki bir futbolcu orada övgüler yağdırmıştı. Arkasından da biliyorsunuz U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fenerbahçe Bahçeli Elis Özbay ve Galatasaraylı Merve Nur Uslu için hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Fenerbahçe ortak bir mesaj yayınladı. Her ikisi de hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı sporcuların isimlerini koyarak Fenerbahçe ve Galatasaray Orage'den tebrik mesajları yayınladılar. Çok da güzel bir görüntüydü. Bununla ilgili de düşünceniz çok merak ediyorum. Kırkpınar zaten biliyorsunuz 660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan finalde İsmail Koç'u alt eden Ali Gürbüz oldu. Ali Gürbüz 4. kez baş pehlivanına ulaştı. Fenerbahçe'ye döndüğümüz zaman, biraz da futbola döndüğümüz zaman Fenerbahçe'den 5 futbolcunun topuk yaylasından gönderildiğini söyleyebiliriz. Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamptan ayrılarak İstanbul'a gönderildiler. Bunlar Samandıra'da çalışmalarına devam edecekler. Ayrıca Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'de biliyorsunuz forvet anlamında bu Penza'yı listesine aldı. Bu Penza ile ilgili de dün ajanspor.com'da da bununla ilgili detaylı haberi yazdım. Hatay'ın 5 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu ve Osay Samuel'i istediğini biliyoruz. Ferdi'yi bonservisiyle Osay'ı da kiralık olarak istiyor. Bu transferle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Galatasaray Nikola Stanciu 6 milyon euro önermiş. Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag'da bonservisiyle beraber 6 milyon euro önermiş. Görüşmeler devam ediyormuş. Beşiktaş Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor. Katmak üzere. Aslında kattı da tam anlamıyla imzalar netleştikten sonra belli olacak ama Kenan Karaman'ın da bugün yarın imza atması bekleniyor. Trabzonspor'dan da bir haber vereyim. Uğurcan Çakır için Tottenham 20 milyon euro gibi rakamla transfer teklifte bulunacağı konuşuluyor. Bununla ilgili de yurt dışından bir kaynaklı bir haber. Çünkü bir de Uğurcan biliyorsunuz menajerlik şirketini değiştirdi. Çok iyi bir menajerlik şirketiyle anlaşma sağladı yurt dışından ve onların görüşmeleri sonucunda şu an Tottenham Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalacağını belirtelim. İsterseniz ilk dinleyicimizle beraber konu başlığımız 3 5 yukarı böyle. Tabii ki daha gündem çok uzun. Sizlerin de söyleyeceği bazı konular vardır. Farklı konulara götüreceksinizdir. Günaydın. Günaydın abi, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ ol abi, İstanbul'dan Murat Savaş, Fenerbahçe taraftarı. Ben Murat kardeşim, dinliyorum. Abi, hayırlı haftalar. Çok teşekkürler hepimize. Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir iki kelime konuşacağım. İki defa abi. Ben geçen bağlamda demiştim sana İtalya balonu devam ediyor. Sen biraz kinayeli kızmıştın bana. Demiştin balon mu diye sormuştun. Ben vallahi son maç güzel maçtı ama ben İtalya'nın şampiyonluğunu pek yani otoriteler hak etti falan filan diyor ama benim ya şahsi fikrim yani görüşüm. Ben pek fark ettiğini sanmıyorum. Yunanistan'ın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı dönemin bir değişik futbolunu oynadı bana göre İtalya. Ve yani 5 tane maç yaptı. 3, 4, 5, 6. maçı yaptı. Bir İspanya ile İngiltere çıktı karşısına dişli. İspanya'ya bir tane isabetli şutu var. Gol oldu. Dün akşam da İngiltere 67. dakikada attı ilk isabetli şutu. O da gol oldu. Bana göre biraz şansıyla oldu.
Yani de hak ettiler diyeceğiz. Aldılar yani. Ben pek İtalya'nın, yani İngiltere'de olsaydı gerçi. İngiltere'nin futbolu da pek beğenmiyordum. İngiltere'de olsaydı pek sinmeyecekti içim. Ama güzel bir maç oldu. Güzel hiç yani keyifli maç oldu. Bir de Bufanza hakkında bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak. Ya ben Bufanza'nın yani Ferdi Kadıoğlu ile Osay Samuel'e üzerine verip de o kadar para edeceğine şey yapmıyorum abi. Senin fikrin ne bu görüşte? Yani Fenerbahçe'de yani yıllarca biz bunu yaptık. Anadolu takımlarında gol kralı olan, ne bileyim İspanya'dan Guiza bilmem nereden. Abi bize tutmuyor bu. Yani Bufanza'nın bize tutabileceğini sanmıyorum ben. Ya tabii çünkü orada sadece Bufanza değil, orası bir paket olarak düşünürsen Diop'la beraber Bufanza'yı alırsan faydalı olabilir mi? Olabilir. Olabilir de abi. Bunun bir örneği var. Kasımpaşa Jackne mesela. Aynen. Galatasaray'a geldi, hakikaten iyi bir performans sergileyemedi, sık sık da zaten kiraya verildi falan filan yani tabii. Bu abi bir... şimdi bir de lafını kesiyorum, kusura bakma. Bir de Anadolu takımlarının oynayan forvetleri, karşı takımın ya stoperi teke tek oynuyor ya şöyle. Fenerbahçe'de mesela forvet oynayan futbolcuları genelde zaten 2 kişi 3 kişi alıyor yakın markaja. Genelde 2 kişi karşı. Kapalı defanslara karşı oynayacak. Doğru. Yani, o kadar yani açık olmayacak. Benza, yani bu Bufanza biraz daha böyle yani şey biraz daha hareketli, biraz daha boş alan, biraz daha yani tamam tekniği güzel, iyi. Tamam senenin başında ilk yarısında bana göre de ikinci yarıdan sonra bana göre biraz söndü de. Yani yapar mı abi sence Fenerbahçe'de? İş yapar. Yani tek başına gelse iş yapar mı diyorsun yani? Yani iş yapar. Yani bir de şimdi besleyecek ayaklar da çok fazla Fenerbahçe'de onu. Besleyecek ayaklar da önemli de bilmiyorum. Anadolu takımlarından gelen yani Anadolu takımlarından gelen forvetler şeyler bence yapmıyor abi bizde ya. Yani İspanya yani büyük kulüplerden gelen yabancı ülkelerden gelen santraforlar da yapmadı. Bizde de benim bu Bufanza'dan pek şeyim yok. Yani sende bir alternatif forvet falan var mı? İkinci forvet. Vedat yani, Muriç forvet... var. Vedat var. Vedat iyi. Vedat gelirse bizim için iyi olur ama bu penze benim içime pek sinmedi abi. Peki çok teşekkürler Murat kardeşim. Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar abi. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Evet, mesajlara dönelim. Saatlerimiz 10.07 gösteriyor. Belki bir telefon da alabiliriz. Zaza Remzi demiş ki, günaydın güzel abim. Hangi forvet alacak Fenerbahçe'miz demiş. Zaza Remzi kardeşimize söyledim. Bu Penza ile Vedat Muriç ile ilgili görüşmeler devam ediyor sevgili kardeşim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo. Günaydın. Aslan Ordulu Coşkun. Duyuyor musun Aslan? Kulaklıkla mı konuşuyorsun Coşkun? Yok, bir saniye abi. Hoparlörle. Gidip geliyor çünkü geldi. Sesin gidip geliyor Coşkun kardeşim. Şu an nasıl geliyor abi? Daha iyi. Merhaba abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ ol sana da. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere diyecek deyip kapatacağımı zannettin ama. Dur. Zaten zor bağlanıyoruz abi. Ne yapıyorsun? Tamam, şaka yaptım ha. Abi Ordulu Coşkun ben abi. Daha önce konuşmuştuk. Evet. Ordu Spor'la ilgili. Doğru. Söyle bakalım. Dün WhatsApp, dün Instagram'dan yine sana yazmıştım. Final maçını kazandık abi. Ordu Spor 3. lige yükseldi. Helal olsun. Penaltılara kaldı maç. Penaltılarla 90 dakika 1-1 beraber bitti. Penaltılarla 5-4 kazandı abi. İtalya İngiltere maçı gibi diyorsun yani. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Penaltılar kaç kaç bitti? Efendim abi? Penaltılar sonucunda kaç kaç maç? Penalt totalde 5-4 bitti. Penaltılar 4-3 bitti abi. 4-3 bitti. Hmm. 4-3 bitti. İlk başta Ordu Spor ilk penaltıyı atamadı. Biz biraz üzüldük, acaba dedik gidiyor mu tur falan diye. Ondan sonra kalecimiz bir penaltı kurtardı. Bolu Aban Spor'da son penaltıyı direğe nişanladı abi. Direğe takıldılar orada. Dolayısıyla son penaltı olduğu için Ordu Spor toplamda 5-4 kazanıp 3. lige yükselmiş oldu abi. Çok sevinçliydik. Vallahi orduya bak ya. Nereden nerelere indi? Şimdi çıkmak için çaba sarf ediyor. İnanır gibi geliyor. Yani en azından abi şu anda hani siyasi olarak da desteği var. Yani Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız da stat'taydı. Futbolcularla beraber o coşkuyu yaşadı. Yani takıma sahip çıkılıyor en azından şu an için. Biz de ümitle bekliyoruz. Yani bundan sonraki aşamalarda da inşallah hak ettiğimiz yere tekrar gelmek için mücadele edeceğiz abi. Diğer gündemlere de hiç açıkçası şey yapmadım. Yani radyoyu yeni açtım, aradım direkt. Ben yeter ki Ordu'yu konuşayım diyorsun. Diğerlere çok önemli yani değil benim için diyorsun. Ben zaten açıkçası dün hiç hani Euro 2020 falan çok fazla. İtalya, İngiltere fark etmez dedim. Benim için Ordu daha çok dedi. Fark etmez abi yani. Sadece Roberto Mancini yani Galatasaray'ın eski teknik direktörüydü. O yüzden yine İtalya'nın almasını istiyordum. Zaten İtalya'da turnuvanın başından sonuna kadar favoriydi. Kazandılar. Onları da tebrik ediyoruz. Copa Amerika'da Arjantin kazandı. Messi herhalde kulüp bazında ülke çapında ilk kupasını almış herhalde. Doğru. Ona da yakışırdı zaten. Alması gerekirdi. Onlara da hayırlı olsun.
Galatasaray'daki transferleri de biz de bekliyoruz. Hafta sonu işte hazırlık maçımız vardı. 4-2 Kasımpaşa'yı yendik. Hı hı. Şimdi Olympiakos'ta bir hazırlık maçımız var. Ondan sonra da PSV maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Doğru, var. Doğru. Transferlerimiz artık bir an önce Burak Elmas Başkanımız uğraşıyor. İnşallah tez zamanda yapılır. Fatih Terim de zaten gerekli mücadelesini gösteriyor. İnşallah ülke çapında çünkü puanlara çok ihtiyacımız var abi. Doğru. Avrupa'ya giden tüm kulüplerimize de yine dinlediğinizde başarılar dileyelim. Fenerbahçe'si olsun, Beşiktaş'ı, diğerleri, Trabzon'u, hı hı, Uluslar Ligi'nde mücadele edecekler. Onlar da çok önemli. Hepsine başarılar diliyorum abi. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ ol Duşun kardeşim. Kendine çok iyi bak. Evet. Saatlerimiz 10-11'i gösteriyor. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya ve gelen mesajları okumaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Turkish Anelka. Selam abi, sezon başlamasına bir ay kaldı. En büyük sorunumuz golcü olduğu, bir senede belli ama hala ne gelen var ne giden. Bu senede hüsran, yine hasret bize var. Anlaşılan abi demiş Turkish Anelka. Güzel. Ramazan Beder transfer haberi vermiş. Onun transfer haberini, duyumlarını aktaralım. Günaydın abi, bugün de ben transfer haberleri vereyim abi. Beşiktaş Gezal'la anlaşmak üzere. Rozier'i kiralıyor. Zaten bunları biliyoruz Ramazan kardeşim. Neyse, peki Diego Costa Perşembeden önce açıklanmaz abi. Costa Beşiktaş'ın kaptanı olacak diyor. Alex Teixeira soranlar olmuş. Alex bitti artık, Beşiktaş'ın futbolcusu abi demiş Ramazan Beder Bere'de. Teşekkürler duyumlarından dolayı. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Bursa'dan Cüneyt. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağ ol canım kardeşim. Sana da hayırlı haftalar. Nasılsın? İyi misin Cüneyt? Çok şükür abi. Sen de iyisin inşallah. Bağlandık, daha iyi olduk. Aynı şekilde sesiniz duyduk. Biz de iyi olduk Cüneyt kardeşim. Sağ ol abi. Abi Fenerbahçe taraftarıyım. Evet Cüneyt'ciğim. Seni sabrından dolayı öncelikle tebrik ediyorum gerçekten bazı şeylere karşı. İnanılmaz ya. Biz böyle dinlerken yani ne yapacağımı şaşırıyoruz ama senin de o, ya onun bize taktiğini ver abi, biz de bazı konularda o şekilde davranalım. Diyorsun. Bunu, diyoruz abi, o kadar yani. Ama onun taktiğini verirsem şimdi o taktiğe karşı farklı bir taktik geliştirirler. Tamam mı? Ondan sonra tamamen yoldan çıkarım gibi geliyor. Doğru. O taktiği vermemem lazım. Sevgili kardeşim söyle Cüneyt kardeşim. Abi Fenerbahçe'de şu an için her şey iyi gidiyor gibi. Yalnız bizim kafamıza takılan bir şey var. Ne o? Gökhan Gönül geri geldiğinde başkanımız en çok sevindiğim transfer Gökhan Gönül demişti. Ama şimdi bakıyoruz. Gidişlerine bir üzüldüğünden dolayı, gönderiliş sebeplerine üzüldüklerinden dolayı demişti o dönemde hatırlarsan. Gönderiliş sebeplerinden dolayı. Bak evet, maalesef bu sene iyi bir performans sergilemedim. Şu an hala evet, takım yani, bakıyor biliyorsun değil mi? Evet yani bir Rizespor'dan teklif almış ama hala sanki haber bekliyormuş gibi Fenerbahçe'den de bir pek yanıt da gelmedi. Şimdi sen olayın içindesin. Bitti mi abi Gökhan Gönül macerası bizim için? Gökhan Gönül macerası Fenerbahçe açısından bitti. Bitti. Hı. Abi özellikle onu sormak istedim. Bir de takımdaki havayı sen nasıl görüyorsun? Yani diğer sanki 3 seneye göre ya benim en büyük korkum, takımlaştık var gibi. Benim en büyük korkum daha önce bu Pereira dönemlerinde çok yaşandı. Bu direkt biliyorsun bu fazla testlere falan inanan bir teknik direktör değil. Evet, kimse evet, kusura abi, bakmasın evet. Yani. Evet, en büyük korkum abi, Adele sakatlıkları. Evet, direkt abi topla başlatması bana biraz tedirginlik yaratıyor. Daha önce bunu yaşadı Fenerbahçe. İnşallah bunu atlatır dedik. Atlatır mı atlatmaz mı bilmiyorum ama onlarca arkadaşlık çok çok iyi. İkili diyaloglar çok çok iyi. İşte Sayın Başkan Ali Koç biliyorsun kampa gitti. Pereira ile evet, fotoğraflarını görmüşsündür. Futbolcuların Pereira ile ilgili düşüncelerini görüyorsun. Ama tabii şimdi şu da var. Bunu kimse kusura bakmasın. Bütün takımlarda yeni bir teknik direktör geldiği zaman, açık söyleyeyim sana, ben 32 sene olmuş bu işi yapalı, hala da devam evet, ediyorum. Abi, evet. Böyle hava görmedim. Kolej havasına geldik. Anladın mı? Böyle daha önce biz hiç idman yapmıyormuşuz hocayla beraber. Söylemler abi. Çok doğal şey söylemler bunlar. İki muhalefet. Anladın mı? Anladın demek istediğimi. Yok şöyle evet, hava. Abi. Yok biz daha önce hiç çalışmamışız. Abi. Nasıl bir taktik bu falan filan, anladın mı? Evet. Ben evet, sahaya bakarım. Şey dikkat ettim Aygün abicim. Yani uzun zamandır böyle bir şey, yani belki biz gözümüzden kaçırdık. Sen olayın içindesin. Yani bir Pereira ile kucaklaşmış falan başkanın sanki başka bir hani yılların bir dostluğu varmış gibi böyle bir kucaklaşma. Ya belki objektifleri öyle rastladı. Şu belki olabilir. Ama bak şu olabilir. Pereira'nın Vitor Pereira'nın Türkiye'de kendini ispatlayacak olması, ispatlama sebebi belki de şampiyonluğu getirebilir. O da çünkü burada yarım kalmış bir hikaye var. O hikaye tamamlamaya geldi. Bu açıdan önemli. Onu dile getirdi evet. Bu anlamda önemli. Bir de tabii
şunu da söylememiz lazım. Sayın Başkan da çok memnun. Yani baktığın zaman diyelim ki 10 tane aday var. Evet, evet, bu hoca konusunda bütün medya mensupları gibi ben de yanıldım, açık söyleyeyim. Bütün medya mensupları çok gibi. Çok gizli götürdüler abi. Çok gizli yani götürdüler. Herkes, evet. Ama gelebilecekler içerisindeki en iyisi. Neden öyle diyorum? Bak, ilk tercih değil, onu net sana söyleyeyim. Pereira ilk tercih diyene ben yalan derim. Yalan söylerim. Doğru. Çünkü doğru niye abi öyle derim? 6 aydır boşta adam. İlk tercihin olsaydı evet, gelirdi. 6 ay önce getirirdi. İlk günden atardıyız zaten. İlk günden atardın. Sen son ana kadar bekledin. Bekledin bazı isimleri, olmadıktan sonra B doğru planını devreye soktun. Açık söyleyeyim. Doğru. Doğru abi. Türkiye bilmesi açısından önemli. Camiayı bilmesi açısından önemli. Ligi bilmesi açısından önemli. Bu anlamda avantajlı. Abi. İnşallah hayırlısı olur abi. Bütün sezon, bütün ligdeki takımlara, taraftarlara kazasız, belasız, pandemisiz güzel bir lig olsun. Sana da hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sağ ol Cennet kardeşim. Çok teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Dediğim gibi yani şimdi bu medyada çıkan işte her takımda çıkan böyle haberler var, işte şöyle takım olduk, böyle olduk, kolej havası yok efendim, idmanlar şöyle böyle. Bunlar her sene aynı. Bakın, açın aynı dönem. Bir önceki seneye bakın. Bir önceki senedeki gazete haberlerine bakın. Veya televizyonlarda yorum yapan arkadaşların bir önceki dönemlerdeki laflarına bakın. Üç aşağı beş yukarı aynı. Önemli olan sahada futbolcuları görmek, onları sahada izlemek bence çok çok önemli. Mendo 4402. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Abi bence Fenerbahçe futbolculara değil de teknik ekibe daha çok destek verilirse başarılı gelir. Futbolculara futbolcular şımarıyor demiş. Tabii bu senenin en büyük avantajı tribünlerin dolacak olması Fenerbahçe açısından, Beşiktaş açısından, Galatasaray açısından. Hatta iç saha maçlarda bu büyük takımlar bu zorlukları çok fazla yaşadılar. Bundan dolayı da bu iç saha maçlarında dolu olacak olması, yani taraftarın desteğini alacak olması takımlar açısından çok çok önemli. İşte Fenerbahçe'nin işte Topuk Yaylası'ndaki antrenmana bakıyorsunuz. Bir taraftar açıldı, işte binlerce taraftarın geldiği konuşuluyor. İşte özlemişiz yani antrenmanlarda taraftarları görmek, statta o atmosferi yaşamak. Bizler de basın mensupları olarak, sizler de izleyiciler olarak o atmosferde yaşamayı özledik. Bu dönemden sonra bu dönem artık yavaş yavaş alınacak. Belki de şu aşılamalar tamamen bittiği zaman %50 kapasite değil, belki de %70, %80, %100'lere kadar çıkacağını söylememizde fayda var. Ama ne diyoruz? Hep aynı şeyi söylüyoruz. Mutlak surette aşımızı olalım. Maskemize, mesafemize de dikkat edelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi, iyi günler. Teşekkürler. Bir kamu spotu yaptım, ondan sonra sana döndüm. Çok iyi yaptınız abi. Kimle görüşüyoruz? Raif ben abi, ben Beşiktaş taraftarıyım. Ha, Raif kardeşim. Aygün abi, Pereira kaçıncı hafta gider? Pereira kaçıncı hafta gider? Tabii bu şöyle söyleyeyim, bence ama espri abi. Yok şu anlamda söylüyorum sana. Tribünler çok önemli. İlk evet, 6 hafta, ilk 6-8 hafta çok önemli. Eğer bu süreyi sen kayıpsız atlatırsan uzunca bir süre başarır gider. Tabii. Başarır. Ama bu bütün teknik direktörler için geçerli Raif kardeşim. Yani şimdi sen Beşiktaş'ısın. Diyelim ki evet, Sergen Hoca'lı Beşiktaş iyi bir hava yakalayamadı. Arka arkaya kötü sonuçlar, ne bileyim Şampiyonlar Ligi maçlarında kötü sonuçlar elde ettiği zaman aynı şey Beşiktaş için de geçerli olabilir. Evet. Aynı şey Sayın Fatih Terim için de geçerli. Aynı şey Sayın Abdullah Avcı için de geçerli olabilir. Evet, doğru söylüyorsun. Ben şey hakkında bilgi almak istiyorum abi sizden de. Beşiktaş'ın transferler hakkında bilgi verirseniz. Tabii bu Larin'in menajerinden bir açıklama var. İzledim mi bilmiyorum. Evet. Herhangi bir teklif anlamında gelmediklerini, alınmadığını belirtiyor. Evet. Onların o durumun tam net kazanmadığını. Kenan Karaman da biliyorsun. Evet. Anlaşma sağlandığını biliyorum. Geçenlerde ben Sercan Dikme ile konuşmuştum. Sercan Dikme'nin notları da bakayım. Şurada bir yere yazmıştım ben Sercan kardeşimizden. Sercan da biliyorsun hakikaten Beşiktaş'ta benim de çok beğendiğim iyi bir evet, Beşiktaş muhabiri. Evet. Onun söylediklerini söylüyorum. Alex Teixeira, Diego Costa söylemişti. Rozier'le ilgili biliyorsun hala devam ediyor görüşmeler, netleşmedi. Onu sana söyleyeyim. Ama Serdar Sarı da Rozier'e gezer hakkında %70 bitti diye şey yaptı. İşte bak hala diyorum ama %100 olmadı. Yani hala görüşmeler devam ediyor. Gezal da aynı şekilde. Ama onlarca çok fazla zaten Gökhan Töreleri falan filan diğerlerini zaten biliyorsun. Onların zaten imza attıklarını falan. Diego Costa, Alex Teixeira, Motta, Rozier ve Gezal. Kenan Karaman zaten biliyorsun. Gökhan Gönül'ün durumu ne olacak Aygün abi? Fenerbahçe'de kalacak mı yoksa? Gökhan Gönül haksızlık... Fenerbahçe'den ayrıldı. Gökhan Gönül Fenerbahçe. Ama bence haksızlık yapıldı diye düşünüyorum abi. Gökhan Gönül'e.
Yani kullanılmadı o süreç. Belki de bununla ilgili başkanın değil de bir önceki teknik kadronun vermiş olduğu bir rapor da olabilir. O rapor da olmasında. Ama şimdi 2 yıl bizde, sonra size geldi Fenerbahçeli olaraktan. Çok dürüst ve efendi bir futbol karakteri var. Gerçekten ben beğendiğim bir. Ben Caner'in gitmesini çok istedim ama Gökhan Gönül'ün gitmesini istemedim. Bu bir gerçek. Hı hı. Ama Fenerbahçe'de yerli kurulu şeysinde değerlendirebilirdi. Çoktan iyi bir yedek olurdu diye düşünüyorum. Son senesini geçirebilirdi Fenerbahçe için. Yani tabii orada 8+3, 3 yerli kullanman gerekiyor yeni dönemde. Evet. Tabii orada da bir sıkıntılar var. Bak, o da belli değil. Yani şimdi kulüplerin resti var. Kulüpler Birliği'yle çekilen bir bildiri var. Bildirinin altına imza atan kulüpler var. Sonra ben o bildiriyi okumadım diyen kulüpler var. Okumadığın şeyin altına niye imza atıyorsun diye soranlar var. Okumadım diyenler kim abi? Bazı kulüp başkanları biz okumadık, altına imza attık demişler maalesef. Bu tepeden bir haber geldi abi, geri çekilin dediler. Düğmeye basıldı. Bu onun her seneki olan bir şey. Yani sen önüne bir kağıt konduğu zaman, hele Kulüpler Birliği gibi bir bildiri gönderiyorsan, Türkiye Futbol Federasyonu bir bildiri gönderiyorsan, o bildiri okunmaması mümkün değil. Yani ondan dolayı onu zaten ikinci bölümde Ömer Faruk hocamızla değerlendireceğiz zaten, ama yani bana hiç inandırıcı gelmedi açıkçası söyleyeyim. Yok, bence de gelmedi abi. Dik duran bir kulüp başkanı yok. Bir durursa işte bizim başkanımız da aynısı. Bir durursa Ali Koç duruyor. Onun da arkasından kimse gitmiyor. Yok, ben gördüğüm kadarıyla Burak Elmas da, Ahmet Nurçevi falan da yani devam ediyorlar. Orada şimdi çok önemli bir şey var. Yok yani, devam ediyor ama abi şey olaraktan dedim. Sıkı olaraktan bu şeyin arkasında federasyona karşı tek savaşan Ali Koç. Yani Ali Koç, doğru. Yani ne hakemlere tepki gösterebiliyorlar. Kendilerine iyilik olunca herkes sesini susuyor. Bir de şunu söylemek lazım. Yani Kulüpler Birliği'nin bugün kulüpler bankalarla yapmış olan anlaşmanın bu kadar iyi hale gelmesinin tek sebebi Sayın Ali Koç'tur. Evet. Bunu unutmamak lazım. Bankalar Birliği anlaşmasını baştan aşağı değiştirdi. Zaten atılmıştı imzalar. Tekrardan revizeye gidildi. Onlara revize gidildi. Tabii. Ali Koç sayesinde gitti. Doğru. Peki. Çok teşekkürler. Oldu. İyi günler dilerim. Sağ olun. Çok mersi. Evet, saatlerimiz 10.25'i gösteriyor. Telefon almaya devam ediyoruz. Telefonlarımızdaki yoğunluk devam ediyor. Hakan Bağra. Emre Belözoğlu günah keçisi olarak aldı Şenol Güneş bence milli takımı. Okan Burak yakışır, iyi yayınlar, Şenol Güneş istifa etmeli demiş. Tabii orada da bir sıkıntı var. Görüşmeler hala edemem ediyor. Netleşen bir şey yok. Trabzon kanadından da özellikle sadece Şenol'un hafta sonu yapmış olduğu açıklamalar var. Emre Belözoğlu, Şenol Güneş üzerinden. Orada bir sıkıntı devam ediyor. Ben olsam, yani benim düşüncemde biraz milli takım yerine Emre Hoca'nın biraz yurt dışı tecrübesi anlamında biraz daha kendine katması gerektiğini düşünüyorum. Yani Şenol Güneş'le çalışması evet olabilir ama çok erken şu anda. Onu da belirtmemize fayda var. Bir yurt dışı görsün. Bir sene, iki sene eğitimine devam etsin. Biraz daha bilgi birikimini arttırması gerektiğini düşünüyorum. Günaydın. Günaydın abi. Nasılsınız? İyiyim abi. İstanbul'dan alıyorum. Adım Ramazan. Beşiktaş taraftarıyım abi. Buyurun Ramazan Bey. Abi ben şey için aramıştım. Yarın fıstık çekilecek de bu fıstık çekilenler acaba kimler çekiyor? Yani 5 sezonda son hafta Galatasaray Beşiktaş oynuyoruz. Hep Galatasaray evinde oynuyoruz. Ama eli bulsam diyorsun. Çeken eli bulsam diyorsun. Onu mu diyorsun? Vallahi billahi artık 5 sezonda da Galatasaray Beşiktaş maçı oynanıyor Türk Telekom stadında. Yani inşallah yarın düzgün bir kulağı çekerler de son hafta oynanmaz abi. Peki. Ben bunun için aramıştım abi. Peki kardeşim, peki. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, o fikstür çekimiyle ilgili yarın ayın 10, evet yarın ayın 13'ünde fikstür çekimi var. Akşam saatlerinde çekilecek gene. Abi günaydın. Kahraman Tekstil abi. Türk takımları neden Arjantin'den futbolcu almıyorlar merak ettim demiş Kahraman Bağra kardeşim. Metin Karaşen, abi biz görevimizi yaptık, formayı aldık, yine bu sene inancımız daha fazla demiş. Fenerbahçe'nin formaları biliyorsunuz, bütün takımların formaları yavaş yavaş da çıkmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe'de beyaz formaya çok fazla ilginin olduğu gözüküyor. Bu sene tabi formalarda yıldızların olmaması, Puma'nın da çok değişik bir forma organizasyonu yapması, formalarda çizgiler yapması. Hatta Sayın Ali Koç'un, Hakan yayın önce söylemişti, Sayın Ali Koç'un da o formaların medyaya sızdırılmasından dolayı rahatsızlığını o imza töreninde de zaten söylediğini de belirtmemizde fayda var. Hakikaten bunlar biraz daha gizli olması gereken şeyler. Formalar sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da daha bu basın toplantıları yapılmadan önce dolaşıyordu. Bunlar hoş ve hoş olmayan şeyler. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Ankara'dan arıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Kimsiniz efendim?
İsim Hasan, Hasan Avcı. Buyurun Hasan Bey. Günaydın. Galatasaray'da bir günaydın. Galatasaray'da bekliyoruz hala transferleri. Bir türlü tam oturmadı. Merakla onu bekliyoruz. Evet, Galatasaray'da ben bugün bir haber okudum. Fatih Hoca'nın daha biraz daha acele etmeye gerek yok. Yani çünkü zaten bütçe belli. Onu da çok idareli ve iyi kullanmamız gerektiği yönde bir destek verdi Burak Elmas'a Sayın Başkan'a. Başkan da biraz daha bu anlamda nefes aldı. Çünkü taraftardan da yoğun tepki var Sayın Başkan'a. İşte verdiği sözler, seçimden önceki sözleriyle şimdiki arasındaki farklardan dolayı. Ama mutlak surette transfer yapılacağını Sayın Burak Elmas'ın söylediğini biliyoruz. Ama dediğim gibi biraz ağırdan gidiyor. Ben PSV maçı öncesi bu hafta, özellikle bu hafta bazı isimlerin takıma katılacağını tahmin ediyorum açıkçası. Ama biraz geç oldu sanki, değil mi? Yani maçtan önce sanki biraz geç oldu gibi. İşte zaten evet, yani en iyisini almaya çalışılıyor. Onu da belirtmekte fayda var. Almak için almamak lazım. Artık biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bazı elindeki bazı futbolcuları da çıkartman gerekiyor. Şimdi Feghouli gibi, Belhanda gibi, Babel gibi çok yüksek rakamlar alan futbolcular var. Onlardan bir şekilde de Galatasaray'ın yavaş yavaş kurtulması gerekiyor ama maalesef teklif olmuyor. Aynen, çok büyük çok büyük rakamlara dönüyor çünkü onların. Bir de ben Ankara'da yaşıyorum ama Adanalıyım. Kendim Adana Demirsporlu. Büyük bir merakla Adana Demirsporlu'na bekliyorum. Ben de merak ediyorum Adana Demirsporlu. Çok heyecanla bekliyorum. Bu sene bence renk katacak. Valla ben de açıkçası ilk maçını izleyeceğim. Yani inşallah İstanbul takımlarından bir tanesi de olur. Fener, evet, Beşiktaş, evet, Galatasaray ve ne bileyim Başakşehir, yani Kasımpaşa. Hayır, İstanbul'da görme anlamında söylüyorum. İnşallah o takımlardan biriyle burada mücadele de hemen gideceğim maçı. Adana Demirspor ben de çok merakla bekliyorum. İyi yani transferler yapıyor. Çok güzel ama inşallah sorun çıkarmazlar, oynarlar, biz de keyif alarak seyrederiz. Aynen, en büyük istek o tabii ki, sorun çıkmaması. Tabii Baratelli biraz farklı yapıda bir insan, aynı şekilde Belhanda da öyle. Ama orada hakikaten o insanları oynatmayı bilen, onlarla nasıl mücadele edeceğim bir teknik direktör var Samet Hoca. Öyle bir de yani Adana Demirspor taraftarı bence çok keyif alarak, destekleyerek onlara heyecan verecektir bence. Doğru. Buradan da hepsine çok selam söylüyorum Ankara'dan. Peki. İnşallah bu yıl Adana'nın takımını Adana'nın seneye söylüyorsun bu sene inşallah. Evet, inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, Hasan, iyi yayınlar. Sağ olun. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Kaya Ayak. Selam Aygün abi. Gaziantep aşırı sıcak. Umarım Fenerbahçe'de bu transferde çok sıcak olur. Saygılar demiş. Tatil yaramış abi demiş. Teşekkürler sevgili Kaya Ayak kardeşim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. İsmim Kerim Ayrıç. Kerim Bey günaydın. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sağ olun. Buyurun Kerim Bey. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Ama yalnız Ali Koç'un şu sözüne katılıyorum. Hangi sözüne? 30 yaş yabancı altı bence futbolcu gelmemeli. Üstü futbolcu gelmemeli. Ülkemiz yani yaşlı futbolcu çöplüğü olmamalı bence. Ben de katılıyorum. Onun için bir kıstas koyman lazım aslında. İngiltere onu yapıyor mesela. Belli bir yaş olacak, milli takım olacak, belli bir sayıda milli takım forması giymiş olacak. Belli bir şeyler yapman lazım ama maalesef ülkeyi, tabii Türkiye'yi son durak olarak gördüklerinden dolayı, yani 30 yaş altı futbolcu buraya getirmek de kolay değil. Getirmeyeceğin zaman o rakamlarla da getirmek kolay değil. Evet, ve çok yüksek ücretler ödeniyor futbolculara. En azından yani daha ufak yaşta futbolcu alıp ihraç edebiliriz yani, yabancı futbolcu da olsa. O anlamda gençleri getirip yetiştirmek. Evet. Ama nerede yetiştireceksin, bir de o var. Yani evet. Nerede oynatacaksın? Getirdin. Yani bir maç, iki maç oynattın. Kötü oldu. Bundan sonra onu da tutamayacaksın. Nerede oynatacaksın? Hocalar oynatacak mı? Çok, genellikle onlar biliyorsun tecrübeyle bakıyorlar. Çünkü o da diyor ki ben diyor bir seneliğine geldim buraya. Belki 3 ay sonra, belki 5 ay sonra beni gönderecekler diyor. Ondan dolayı ben de en iyisini sahaya sürmem gerekecek diyor. O yüzden 8+3 yaptılar ama 3 tane genç oynatabilecekler mi? Hadi söylüyorum, hangi takımın teknik direktörü 3 tane genç oynatacak? Yani o da haklısınız. Hiçbir oynatamayacak. Riske girmeyecek çünkü. Riske girmeyecek. Tabii.
Ben bunu söylemek peki için yayına bağlı. Çok teşekkür ederim kendinizi. Katılırım ama sonuna kadar görüşünüze. Yani belli bir yaş kıstası mutlak sürekli konmalı. Özellikle milli takım forması giymiş olan, belli bir süre milli takım forması giymiş olan futbolcu kıstası mutlak konmalı. Yani önüne gelenin burada gelip de milyon eurolar kazandığı, giderken bile kulübü borç batağına sokan yabancılardan bütün takımların kurtulması gerektiğini söylememizde fayda var. Çok teşekkürler Kerim Bey. İyi günler diliyorum. Sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Abi günaydın, bize direkt forvet lazım. Kanat forvet değil, Salah direkt bir forvet alınır demiş Adem Göktaş. Hasan Kurt Bey, selam abi. Vizyon başkanından transfer yok mu? Vizyonlu transferler varmış abi. Bilgin dairin olan alacak var mı demiş. Yasin Nacak. Merhaba abi, yayınlar. Günaydın. Günaydın kardeşim. Bu Benzema'nın transferi biter mi? Takas hangi futbolcular konuşuyor? Sizce biter mi demiş Yasin Nacak kardeşimiz. Bu Benzema ile ilgili biliyorsunuz, bu Benzema geçen sene devre arasında Rusya'ya transfer olacaktı. Takım ismi aklıma gelmiyor şu anda da. 8 milyon euro gibi bir rakam anlaşılmıştı. O dönemde Fenerbahçe'de devreye girdi ama tabii o rakamlar ödenemedi. Kulüp Hatay daha sonra 10 milyon eurolara falan çıkarttı rakamı. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önünde teklif var. 5 milyon euro para artı Ferdi Kadıoğlu artı Osay Samuel isimleri var. Tabii bununla ilgili son kararı teknik direktör verecek. Takaslar görüşülüyor. Olur mu olmaz mı tabii bilemeyiz. Belki de rakam çok yüksek gelecek. Belki vazgeçilecek. Belki gitmesi düşünülen isimler kabul etmeyecek. Bir de o da var yani. Sonuçta futbolcular kabul etmezse bu transferleri gerçekleştiremezsin. Ama görüşmeler devam ediyor. Günaydın. 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 Alo. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Furkan ben. Buyurun Furkan İstanbul'dan. Bey. Günaydın. Ben genelde dinliyorum. Fazla arama tarafta değilim. Ama şu anki deminki arkadaş bir konuya değindi. Dedim bir arayayım. 30 yaş üstü muhabbeti değil mi? Evet. Şimdi ben size Atiba'nın yaşını sormak istiyorum mesela. 35 yaş. 37 yaş. 37 çok üzüldüm. 37-37 doğru. Valla bir 40'a kadar gider ülkemize, ben size söyleyeyim. Drogba geldi ülkemize. Ama bunlar şimdi baktığın zaman yani 300 tane futbolcu içerisinde 5 tane 6 tane sayabilirsin. Bence yabancı sınırı diye bir şey olmaması lazım. Şimdi bu sınır geldi, yine Alperler, işte Tarıklar. Rakam anlamında. Evet, hani bu rakamlar yine eskisi gibi olacak. Olmaya başladı zaten kriter, biliyorsun. Evet, buradaki bence eğer olacaksa tek kriter milli takım. Bir kriteri konabilir. Olabilir. Belli tabii bir oranda. Takımında forma giymiş. Hı hı. Hani böyle bir kriter getirebilir. Yani yabancı sınırlaması diye bir şey yok zaten. Geçen yıl serbestti. Takım isterse 14 tane yerli futbolcu oynatabilir. Doğru. Kimse neden sana yerli oynatmıyorsun demiyor. Doğru. Bu sadece bizim piyasamızı öldürecek yine. Yerli futbolcular hak etmediği paraları isteyecekler. Biz böyle yabancılarımız, Josef mesela kaç yaşında? Beşiktaş'ta oynayan Soza. Josef de Soza. 33 yaşında olması lazım. O civarlarda da doğru. Hı-hı. Yani aldığı paranın hakkını veren yabancı olduktan sonra yaşın bir önemi yok. İşte Lens geldi 27 yaşında, 4 senedir Beşiktaş'tan, 3 senedir Beşiktaş'tan bedava para kazanıyor. Burada hani yaşlı genç değil de daha farklı kriterlerin olmasını düşünüyorum. Avrupa Birliği vatandaşı pasaportu tarzı, İngiltere öyle yapıyor. Yok efendim, şu kadar milli olacak, şu yaşın üzerinde olmayacak tarzı gibi. Yani yaşlı futbolcu diye bir şey yok bence. Örnek işte Ronaldo 37 yaşında ama yani futbolcu, işte Atiba hani kimsenin 20 yaşındaki çocuğun, oyuncunun veremediği katkıyı veriyor bence. Beşiktaş'a doğru. Hala 90. dakikada çıkıyor, oynuyor. Defa atarken görüyoruz. Tabii çıkıp oynuyor rahat rahat. Rakip sahasında görüyoruz. Gol kovalarken görüyoruz. Hani yaşla ilgisi yok bence. Teşekkür ederim. Sağ olun Furkan Bey. Kendinize iyi bakın. Ali Münsal demiş ki neden altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmiyor? Mesela yabancı sınırı olmasın, altyapıdan 22 yaş altı 2 oyuncu oynatma zorunda olsun. Ali Münsal Bursa. Şimdi bununla ilgili diyelim ki altyapıdan bir tane futbolcu oynatma mecburiyetim var. Mecbursun. Diyor ki bir tane oynat. İşte ben de sana Futbol Federasyonu işte şu kadar belli bir rakam para vereceğim diyor. Doğru mu? Takımlar ne yapacak? Söylüyorum, bunlar yapıldı. Kimse kusura bakmasın. İlk 11'e yazacak işte. Bütün kadroyu yazacak. 8 tane yabancı, 2 tane şey yazacak. Bir tane de genci yazdı. Genç diyelim ki Ahmet'i yazdı oraya. Maç başladı. İşte ilk atak bitti.
ne bileyim top dışarı çıktı, korner oldu, out oldu, neyse ne fark. Bir bakmışsın kulübede bir numara. Tık. Hemen ya, işte o parayı almak anlamında 3 dakika 5 dakika o genci oynatacaklar. Bunu yapacaklar. Bunlar yapıldı maalesef ülkemizde. Ondan sonra da genci çıkacak gene tecrübeli ismi koyacak. Günaydın. Günaydın Agün Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Ben Sinan Pala, Bursa'dan. Sinan Bey buyurun. Nasılsınız? Buyurun Sinan Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her sabah sizi dinliyorum ama ilk kez nasip oldu. Çok teşekkürler. Bağlanabilmek. Çok teşekkürler. Buyurun Sinan Bey. Şimdi bu transfer konularıyla alakalı aslında benim de bir bildiğim uzmanlık alanında olan konular bunlar aslında ama onunla alakalı... Kıstas anlamında mı söylüyorsunuz yoksa farklı bir anlam mı? Şimdi ben Scout Açısı kitabının yazarıyım ayrıca. Hani benim aslında bildiğim bir konu bu. Hani benim bu konudaki yaklaşımım aslında Türkiye'de bir yaş sınırıyla alakalı çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu milli lig ya da lig seviyesi gibi konuları İngiltere Premier Ligi'nde bile çözemediler. Orada bile belli lig kategorilendirmeleri yaptılar. Yaşı nasıl yapacaksınız peki? Yaşı nasıl yapacaksınız? Yani yaşı aslında şöyle yapmak lazım. Belli yaşın altına benim düşüncem şu 23 yaş altı sınırsız. İstediğiniz kadar yabancı oyuncu alabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi aslında sizin için bir yatırım değeri. Siz bu oyuncuları aldığınız zaman eğer yetiştirebilirseniz, bu oyunculardan yararlanabilirseniz size hem tabiri caizse etinden, sütünden, yününden, her şeyinden yararlanabileceğiniz oyuncu kategorisi bunlar. Ama tabii sizin takıldığınızda lider ve tecrübeli oyuncular da lazım. Bunlar için de hani 30 yaş üstü oyuncu gelmesin diye bir şey olamaz. Çünkü 30 yaşın üstünde çok iyi oyuncular da var. Var, doğru. 30 yaşın üstünde olup 25 yaşında, 20 yaşında gibi performans gösteren oyuncular da var. Bunların önünü kesemezsiniz. Ayrımcılık yapamazsınız bu noktada. Ama orada dersiniz ki işte 32 yaş üstüne işte 3 tane oyuncu alabilirsiniz gibi bir kriter koyabilirsiniz mesela. Ki takımların yaş ortalamaları daha aşağıda olsun. Ya da takımdaki yaşlı oyuncu sayısı az olsun. Ha, diyorsun ki 33'ten 3 tane alabilsin, 34'ten 2 tane alabilsin, 35 üstü atıyorum mesela. Biri geçmemek tabii kaydı gibi belli bir kıstaslar koyabilirsin diyorsun. Doğru belli mu? Belli bir kıstaslar koyabiliriz. Aynen ben öyle düşünüyorum. Ayrıca bir de şunu benim aslında düşüncelerimden birisi. Takımda en çok alan oyuncu ile en az olan oyuncunun bir oranlamasının olması lazım. Bu yok limitler vesaireler. Ben bundan herhangi bir çözüm olacağını düşünmüyorum hiçbir şekilde. Peki 23 yaş altı futbolcu gelişimini Avrupa'da tamamlama yerine niye Türkiye tercih etsin? İşte sizin Türkiye'yi kazandırmanızı zaten bu noktada biz yabancı oyuncu noktasında dediğiniz gibi bir şekilde özendirmemiz gerekiyor. Ve de siz bu özendirmeyi 23 yaşında kendi oyuncularınızı bile oynatmayan bir lig olarak... Yabancı oyuncuyu zaten getiremiyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani 23 yaşındaki futbolcuyu buraya getirmek için orada 3 lira alan futbolcuyu buraya getirmek anlamında en az 5 lira, 6 lira, 7 lira vermen gerekecek. Şu an için evet doğru. Çünkü şu anda biz Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz. Ama biz Avrupa'nın daha genç liglerinden birisi olabilmemiz için yaş ortalamamızı aşağıya çekmemiz lazım. Bunun için de yabancı oyuncuda yaş kriterleriyle alakalı bir düzenleme yapılması lazım. Şu anda 30 yaş neredeyse bizim lig ortalamamız. 30 yaşında tabii yani tabii bu yaş ortalamasının olduğu bir ligde zaten bir genç oyuncunun gelip oynaması baktığı zaman ben zaten oynayamam diyecek. Niye gideyim diyecek. Gidersem de çok para isterim diyecek. Gayet mantıklı bir talebi var. Aynen. Orada, yani ondan dolayı gene sıkıntı olacak o anlamda söylüyorum. Parasal anlamda yani, sıkıntı olacak. Tabii o noktada da... Yani ne bileyim bir Atilla Zalai gibi atıyorum mesela. Şimdi aklıma ilk gelen örnek anlamda bir futbolcuyu bulup getirmek de kolay değil. Yıllarca geçtikten sonra geldi işte Fenerbahçe. Belki oradan bir para kazanacak satarsa. O tarz bir isim bulman gerekiyor. Tabii yani işte orada da ben zaten o yaş sınırını da o yüzden zaten söyledim. 32 yaş üzeri mesela 3 tane oyuncu alabileceksiniz. Ya işte 28-32 arası 3 tane olabilecek. Siz bu oyuncunun zirve performans seviyesi dediğimiz zaman ki yaş diliminde takımınızda çok fazla oyuncu olması değil, oradaki en iyi oyuncuları bulabilir takıma getirip sizin takımınızdaki çoğunluğu oluşturacak olan genç oyunculara liderlik yapmaları sayesinde onlardan daha çok yararlanabileceksiniz ve bu şekilde yetiştiricilik yönünüz yavaş yavaş öne çıkmaya başlayacak. Çünkü bu bir senede olabilecek bir şey değil. Yetiştirdik anlamında şunu söyleyeyim. Alınan isimler var. Ya Fenerbahçe'de de var biliyorsun işte. Freddy, anlatabildim evet. Mi? Bir sürü isim sayarım. Allah yah gibi. Atıyorum şimdi yani isim sayabilirim. Tabii. Ne oldu? Şimdi
Şimdi bunların şeyi sayısının artması lazım ama. Ama ne oldu işte? Bu noktada, ne oldu? Monkey'nin bile söylediği bu noktada belki de dünyanın en iyi isimlerinden birisi. Monkey'i siz de duymuşsunuzdur tabii ki, yılların gazetecisiniz. Monkey'nin bile söylediği bu noktadaki yatırım transferlerindeki, genç transferlerindeki ya da potansiyel transferlerindeki başarı oranı 8'de 1'dir diyor. Yani. Biz iki tane alıp ikisinin de başarılı olmasını beklemeyiz. Mümkün bunu Monkey değil. Söylüyor. Mümkün değil zaten canım, onu beklemek mümkün değil de. İşte burada sizin o devinimi ve buradaki oyuncu gidiş gelişini arttırmanız lazım ki bununla alakalı bir düzenleme yapılması lazım. İşte şey dedim size de, demin söylemiş olduğum cümle şuydu aslında, anlatmak istedim. Getirdiler işte, biz dediler ki ne yaptılar, sonra kiraya verdiler. Tekrar kiraya verdiler. Bir süre sonra ne oldu? Bonservis zaten futbolcunun elinde oldu, gitti. Kayıp. Kayıp. Para da kayıp, şey de kayıp. Doğru. Kayıp. Bilmiyorum valla. Ya da yabancı sayısında bir sınırlama gelmeyecek. 8 artı 6 yok, 7 artı 5 bilmem ne, 6 artı bilmem ne olmayacak. Biraz serbest tabii bırakacaklar orayı. Ama bir yaş sınırlaması konabilir dediğiniz gibi. Yani belli bir oranda şu kadar yaş, bundan sonrasında şu kadar yaş tarzı bir şey konabilir. Bir de milli maç kriteri de konabilir. Toparlanma anlamında. Şimdi yerlilerin fiyatı uçmaya başladı. Tabii ki. Zaman. Evet, inanılmaz bir piyasa oldu. İnanılmaz bir piyasa oluşmaya başladı. Onun yani birincilikte bile 1,5-2 milyon liralar konuşuluyor şu an oyuncuların. Aynen yani. Ondan dolayı o da sıkıntı oluşacak. Bakalım ne olacak, nasıl çözecekler bu işi. Eklemek istediğim bir şey İnşallah var mı? İnşallah en kısa sürede. Estağfurullah, ben çok severek dinliyorum sizi her çok sabah. Çok mersi, sağ olun. İlk kez yayınınıza bağlandım. Her zaman bekleriz. Yılların gazetecisi olarak çok güzel, dengeli bir şekilde yorumlarınız oluyor. Çok mersi, sağ olun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim, kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet, saatlerimiz 10.47'yi gösteriyor. 11-10 geçeye kadar telefon almaya devam edeceğimizi söyleyelim. Mesajlarımıza batalım. Batuhan Ergüven kardeşimiz. Abi selamlar. Olay TFF'nin Türk futbolunu düzeltme çabası değil ki abi. Öyle olsa attıkları adımlar Avrupa'yı örnek alıp orayı gösteren TFF o zaman Euro 2020 şampiyonu İtalya'nın ligi olan A Serie A'nın kurallarını birebir getirsin. Ama getiremez. Çünkü olay çıkar ilişkileri demiş. Olay çıkar ilişkileri demiş Batuhan Ergüven kardeşimiz. Evet, İsa Kocatürk, Kocatürk. Günaydın abi, bu sezonda oyuncu değişiklik hakları kaç olacak belli mi demiş. 5, yine 5. Tabi burada 5 olacak ama yabancı anlamında tabi daha ligin başlamasına var. Daha Ağustos'ta başlayacak. 8 artı 6 falan filan dendi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'yla kulüpler bir arasa da sıkıntılar var. İşte atılan imzalar var. Orada restleşmeler var. Federasyon özellikle bu yabancı konuda 8 yabancının sahada olsun istiyor. Kulüpler bizim 14-15 tane yabancımız var. Aynı şekilde devam etsin. Serbestlik devam etsin. Bir anda bu kuralı çıkarttın. Biz plan programımızı ona göre yapmadık. Önümüzdeki sene çıkacaktı tarzı açıklamalar var. Bir kısmı imza attı, bir kısmı imza attı. Ben okumadan attım dedi. Geri çekmeye kalktı imzasını falan. Garip garip şeyler var orada da. Ama tahmin ediyorum sonunda Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu bir orta noktaya gidecek ve büyük ihtimalle de bu sene yani o yabancı sınırlamasının kaldırılacağını tahmin ediyorum ve önümüzdeki seneden itibaren olabileceğini düşünüyorum. Çünkü üç büyük kulüpler diğerleri de dahil olmak üzere yavaş yavaş isyan ediyorlar. Günaydın. Günaydın. Aygül Bey, nasılsınız? Eskişehir'den arıyorum ben. Recai Aydoğmuş. Recai Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Buyurun. Heyecan var biraz ederim galiba. Biraz heyecan mı var Recai Bey? Sesler evet, öyle geliyor yoksa de genelde böyle mi konuşuyorsunuz? Heyecanlı bir insansınız. Yok, heyecanlıyım biraz. Evet. Aygül Bey işte. Buyurun Recai Bey. Barış Bey'i aramıştım sabahleyin fakat ulaşamadım. Ne söyleyeyim dedim. 3 günden beri Eskişehir'e yayınlarımız yoktu. Öyle mi? Hemen şu anda evet. Hakan Bey de duydu. İletiyoruz. 3 günden beri Eskişehir'de yayınlar yokmuş. Buyurun Recai Yok, Bey. Evet. Sabah başladı fakat başladı mı? Ne değil? Net değil diyorum. Sabah başladı fakat eskisi gibi net değil. Anladım. Duyduk şu anda. Yayınlarınızı severek izleyerek çok teşekkür dinliyorum. Sağ olun Recai Bey. Düşüncelerinize çok değer veriyorum. Sağ olun. Özel medyada da siz takip ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun Recai Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın Recai Bey. Çok teşekkür ederim Aygün Bey. Sağ olun. Çalışmalar kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bahadır Ali. Bu Penza için iki tane kanat oyuncusu vermek pek akıllıca bir hareket olamaz demiş Bahadır Ali Bey. Onun da mesajını da okumuş. Bunu okudum hatırlayamıyorum. Neden altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmiyor? Mesela yabancı sınır kalsın, altyapıdan 22 yaş altı iki oyuncu oynatma zorunluluğu olsun. Ali Minal bu sanki okumuş gibi geldim. Aram veriyoruz Hakan yoksa dinleyici varmış. Günaydın. Günaydın. Alo. Alo. Tahmin ediyorum kulaklıkla konuşmaya çalışıyorsunuz ama
hat gitti, onu belirteyim. İsterseniz kısa bir ara verelim. 11.10 geçeye kadar telefon alacağız. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğimizi belirtelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Demir Kartal, Beşiktaş ve Galatasaray alması diye Fener yönetimi tarafından 4,5 milyon dolar alınan Barış Alıcı ve kaleci Erce gene bu sezonda forma giyemeyecek. Bu vizyon Fener'den bir şey olmaz demiş Demir Kartal. Günaydın. Alo. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Hakan ben, Aygün Bey. Nasılsınız? İyiyim Hakan Bey. Kulaklıkla mı konuşuyoruz? Rüzgar mı uyan yoksa? Bir saniye. Kulaklıkla konuşmuyoruz. Kulaklıkları normale aldım. Tamam. Buyurun Hakan Bey. Buyurun Hakan Bey. Öncelikle sizi üstlendiğiniz ulvi vazife dolayısıyla tebrik ediyorum. Çok Kanlıca Spor Kulübü müydü? Kanlıca. Doğrudur. Doğrudur. Kanlıca. Kanlıca. Hangi diktesiniz abi? Ya çok altlardayız. Söylemeyelim. Efendim? Söylemeyelim. Bütün kanımıza gider mi? Yok abi, olur mu? Kanlıca söylemeyelim. Ama hedefimiz 5 senede Süper Lig'e çıkmak. Sloganımız i̇nşallah. O. Her sene bir üst lige çıkacağız inşallah. Çok hızlı geri gidiyor. Çok hızlı geri gidiyorlar ama inşallah siz kalırsınız 5 senede. Yani bizim orada hedefimiz zaten amatörlere bir destek olmak. Yani tabii ki orada zaten biliyorsun çok büyük sıkıntılar var. Amatörlerde büyük problemler ya, yaşanıyor. Sizin gibi hiç değilse medya içinde olan insanların orada görev alması, onlara da hiçbir şey olmasa moral motivasyon açısından bir destek olur. Evet, yani elimizden geleni yapacağız, onu da söyleyelim. Yani o isminiz bile orada bir tesir oluşturur. Başarılar diliyorum. Sağ olun, çok mersi. Şimdi Aygün Bey, iki mevzuda görüş bildirmek istiyorum. Buyurun ben. Efendim. Buyurun. Birincisi, ben yıllardır futbol şeyini takip ediyorum. Mesela birkaç soruyla bunu destekleyeyim size. Mesela Samsun Spor şu an nerede? Biz ben hatırlıyorum, bu Hasbi Ağlar falan vardı rahmetli. Bilmez miyim ya? Yani Malatya'da Nurettin başkanlar vardı. Eskişehirlere kadar yakarsın baktığın zaman. Onlar. Şimdi Adana Demir Spor aynısı olacak. Yazın bunu, bu kaydı zaten podcast'ta. Orada şöyle bir şey var ama sevgili Kalkan kardeşim, orada şöyle bir şey var. Murat Sancan bir cümlesi var. Bu kayıtlara geçmiş olan bir cümle. Ben bıraktığım gün dedi. Bakın bu çok önemli bir şey. Tamam, bıraktığım gün dedi. Ne kadar borçta almışsam o borçta bırakacağım dedi. Bak bu cümle önemli. Bey, bu kayıtlara geçen Bey, bir cümle ama. Bak. Aygün Bey, kayıda geçti ama. Kayıda geçen ben size milyon tane Eskişehir Başkanı'nın, o dönemki Ordu Spor Başkanı'nın cümlelerini tek tek getiririm. Cümlelerle olmuyor bu iş. Söz uçuyor, yazık alıyor. O zaman resmi şeye döksünler, kulüp şeyinden yayınlasınlar. Dün ben bir şeyini okuyorum Sayın Sancan, Real Madrid'i oluşturuyorum diyor. Ben de dedim ki, tweet attım. Burada başkan şunu demek istiyor dedim. En fazla 3 sene içinde Adana Demirspor'u borç batağına getirip batıracağım. Yani istediği kadar kendimi aynı borçta bırak. Bu sefer ne olacak? İşte Adana Demirspor gibi onun üzerinde öyle kulüplere 10 milyon euro borçla aldım, ben öyle bıraktım diye çekilecekler kenara. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. İnşallah yok, bu kayıtlar tuttuk. yok bu kayıtlarda geçti, var. Tamam. Orada deftere de işlenmiş vaziyette, onu söyleyeyim. Net söyleyeyim. Peki. Onu bilince söylüyorum yani. Tabii ki burada sizin düşüncenize saygı duyuyorum. İnanıp inanmamak eyvallah, tabii ki size kalmış bir şey ama ortada Türkiye bir kayıt var. Türkiye tarafından inanamıyorum. Yani çünkü çok hamasi nutuk duydum ben Türkiye'de. Her kulüp için söylüyorum bunu. Sancak bakın ben Sayın Murat Sancak'la hiçbir samimiyetim yok. Hiç telefonda konuşmadım. Birebir yan yana gelmedim. Ne bir kahve içtim, ne bir çay içtim. Açıkça söylüyorum. Yapmış o da açıklamalara bakıyorum. Oradan dolayı söylüyorum. Yani hiç onu da savunma anlamında söylemiyorum. Sakın söyleme. Anladım ben. Sakın anlamayın. Ben Murat Sancak'la bir tanışıklığım yok. Onu söyleyeyim. Net söyleyeyim. Anladım abi. O da beni tanımaz. Anladım. Ben de onu tanımam. Sadece isim olarak belki o bilme anlamında söylüyorum. Buyurun. İnşallah. Bu kayda da benimki bu sözlerimde geçiyor. Aynen. İkinci mevzu şu. Demin birkaç kişi önce konuşurken siz Vitor Pereira için şöyle bir şey dediniz. Ligi bilmesi önemli. Camiayı bilmesi. Bilmesi. Peki şimdi ben size soru soruyorum. Emre Belözoğlu mu bu camiayı daha iyi biliyor, bu ligi daha iyi biliyor? Vitor Pereira mı daha iyi biliyor? Onu şunu söyledim bak. Ben söylediğim her cümlenin arkasındayım. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederdim dedim. Yani ligi bilmek, camiayı bilmekse Aykut Hoca'yı geri getirsin Fenerbahçe. Çok daha iyi biliyor, camianın tam evladı. Şimdi yani, oradaki ligi tabii bilmek, Türkiye'yi bilmek bir kriter olmamalı. Hayır şey anlamda söyledim sevgili Hakan kardeşim, şey anlamda. Yabancılar içerisinde geçen isimleri anlamında söyledim. Yani ha, o anladım, kadar isim anlamı. Anladım. 10 tane isim var. Yaba 10 tane isim. Fons şeyinden tut işte ne bileyim 10 tane işte isim. Fonsekalar şeyler. Neden? Fonsekasından tut. Neyse, evet. İçine baktığın zaman en mantıklısı bu. Niye? Ligi biliyor.
Bir de yani şey anlamına baktığın zaman, bütçe anlamına baktığın zaman, maliyet anlamına baktığın zaman da biraz daha diğerlerine nazaran biraz daha olumlu ve ılımlı anlamını zaten söylüyor. Zaten ben birinci önceliğim maliyet ve şunu ben anladım, onu yalanlamadı Sayın Başkan, ben inanıyorum. Yani öyle büyük ölçekli bir ELT tarzı, BELİTES tarzı insanları artık biz Türkiye'ye getiremeyiz. Getiremezsin. Çünkü korkunç bir maliyetleri var. O günler geçti. Yani şimdi 7 milyon Fonseca, 7 milyon euro yardımcıları para artı 25-30 milyon bütçe. Korkunç. Şimdi Fonseca'yı getirdin. Bak şöyle bir sana. Bir de başarısız oldun. Düşünsene. 30 milyon yani. Euro harcattı mı sana? Hadi 30 harcattı. Bir de başarısız oldu. Adama bu da ihtimal. 2 yıllıklık sözleşme imzalattın. Çünkü bir ay bire gelmiyor. 7 artı 7 olamadın örneğin. 7 artı 7 ne etti? 14 milyon euro. Koy 30'un üzerine 14 milyon euro. Etti 44 milyon euro. 5 yardımcısı. Of anam of. Doğru söylüyorsun. Ya o mevzuda o günler geçti. Zaten geçti. Burada hata olarak beklentiyi keşke en başta Ali Başkan çok yükseltmeseydi. Biraz tabi orada Bielsa tarzı deyince insanlarda beklenti yükseldi. Biraz da böyle tabii. Pazartesi getireceğim deyip getirmediğin zaman insanlarda biraz sıkıntı. Ben de size bir şey söyleyeyim. Ben şuna da eminim. Sayın Ali Koç bence getirebileceğine çok inandı ve getirebilecek olduğunu düşündü ama öyle tablolar, öyle şeyler önlerine kondu ki. Kim için? Yani baktı ki bu intihar olacak. Ben dedi gerekirse lafımı yiyeyim ama kulübü bu şekilde sokmayayım dedi diye düşünüyorum. Kim için dedin onu? Hangi isim için? Bielsa için de olur, Fonseca için de. Yani anladım. Hiç beklemediği faturalar konuldu önüne diye düşünüyorum yani rakamsal olarak. Dedi ki Fenerbahçe benim sözümden daha... Ben gerekirse sözümü yemiş duruma geçeyim ama bu lükün altına sokmayayım. Yoksa bence getirdi. Anladım. Ne demek istediğini çok anladım. Peki çok teşekkürler. Teşekkür Hakan Bey, kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet, saatlerimiz 10.59'u gösteriyor. Telefon almaya devam ediyoruz. Günaydın. Ha pardon, çok özür dilerim Hakan'cığım. Çok özür dilerim. Reklam demiş Hakan da, ben yanlış anladım. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra son 1-2 telefon, sonra bağlantılara geçeceğiz. Evet, hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo, günaydın efendim. Günaydın. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Serkan. Buyurun Serkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galatasaray taraftarıyım. Malum Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yakından seyrettim. İşte takımları seyrettim. Ülkeleri seyrettim. Futbolcuları tekrar gördük. Hocaları tekrar gördük. Gördük. Futbol mantalitesini tekrar etip ettik. Örneğin bir Çek Cumhuriyeti'ne baktık. Gerçekten hayran kaldım Çek Cumhuriyeti'ne. Oynadıkları bir İtalya'ya baktık. Adamların ısınması bile bizi hayrete düşürdü. Tabii. Örneğin Danimarka'ya baktık. Danimarka. Danimarka'nın kadrosundan emin olun Türkiye'deki 3 büyükler diye atfettiğimiz ya da 4 ya da 5 büyükler diye atfettiğimiz takımların hiçbiri o kadrosundaki futbolculardan hiçbir tanesi transfer etmez. Burada ne görünüyor? Ben eski bir futbolcuyum. 5 tane amatör kulüpte futbol oynadım. Minik takımdan A takımına kadar. Okan Buruk'la beraber top oynadık. Mahalleden takım arkadaşımızdı. Böyle bir şey söyleyeyim. Naçizane kendi fikrim. Kimseyi bağlamaz. Çok bilgede konuşmak istemiyorum. Bizim bir kere öncelikle altyapı olarak bütün kulüpler seviyesinde altyapı olarak Türkiye'de istisna tuttuğum işte eskilerden Karagümrük, Beşiktaş altyapısı. Şu anda da Altınordu gibi takımların altyapılarını tenzih ederim. Bunlar hala verimliliğini ve geçerliliğini sürdürüyorlar. Bu Avrupa Kupası'ndaki, Avrupa Şampiyonası'ndaki ülke takımlarına ve futbolcularına baktığımız zaman, kendi futbolcularımıza baktığımız zaman, örneğin bir dün İtalya'da bir Chiellini vardı, doğru mu? Defansta. Ve bununla beraber bizim 20 yaşındaki Melih'imiz beraber oynuyor. Juventus'ta. Doğru. Şimdi baktığımız zaman ben kendi kadromuza baktığımız zaman Ozan'ı, Melih'i, Çağlar'ı, efendime söyleyeyim, bunları baktığımız zaman Avrupa'nın kaldır üstü takımlarında futbol oynamalarına rağmen bizim defansımız yol geçen anıydı. Neden? Çünkü biz bir takım değildik. Takım olamadık. Hep bireysele dayanarak. Yani bunun için yapılan şu transfer görüşmelerine ödenecek paralara, miktarlara bakıyorum. Gerçekten kulüplerimize ve taraftarlarımıza şahsım olarak üzülüyorum. Bunları söylemek istiyorum sadece. Kimsenin de önünü kesmeyeyim zaman olarak. Yok, söylediğiniz doğru şeyler. Bizim altyapı sisteminde biz altyapı sistemini bir türlü oturtamadığımız sürece, devam ettiremediğimiz sürece, miniklere, gençlere gereken değeri veremediğimiz sürece
bizim sevgili Serkan kardeşim, şunu söylememiz lazım. Altyapı hocaları, altyapı hocalarından futbolcu yetiştirmeleri beklememiz mümkün değil. Niye biliyor musun? Öyle rakamlar veriliyor ki adamlara. O adamların zaten o rakamlarla orada çalışması mümkün değil. Sen şimdi 1.000 lira, 1.500 lira, 2.000 lira vermiş olduğun altyapı hocası bir yandan evini geçindirecek. Doğru mu? Bir yandan altyapının haricinde farklı işlerde çalışacak. Sonra o adamdan bize Messi'ler, Ronaldo'lar çıkart diyeceksin. Mümkün değil. Sen önce altyapı hocanı mutlu edeceksin. Altyapı hocan senin işe geldiği zaman kafasında evindeki elektriğinin, suyunun parası ne zaman ödenecek, kirayı ben bu ay nasıl ödeyeceğim diye düşüncesi olmayacak. O tamamen sahaya konsantre olacak. Doğru mu? Tabii. Sen bunu sağlarsan, bak sen bunu sağlarsan, altyapı hocasını mutlu edersen, o hoca sana, ben sana söyleyeyim, her yıl kafası rahat bir kere. Kafası rahat olduğu sürece, sahada kaldığı sürece bence çok daha başarılı olur. Her yıl 2 tane, 3 tane, belki yüzlerce futbolcu içerisinden 2 tane, 3 tane sana üst yapıya inanılmaz isimler çıkartır. Arasını ve kat alda çıkartmış olur. Şimdi bakıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Kimse kusura bakmasın. O gelsin, aldığı 2 milyon euro ona veriyorsun, 3 milyon euro teknik direktörlere veriyorsun, dünya kadar para. E gidiyorlar, bırakıyorlar, onların tazminatlarını ödüyorsun. Ya şu futbol takımı 14 tane yabancı alıyorsun. Kaç tane oynatabiliyorsun Allah aşkına ya? Kaç tane oynatabiliyorsun? 14 alma. Bir tanesini altyapıya yatır. Bir tane alacağın futbolcu 2 milyon 3 milyon euroları verme, altyapına yatır. Bak birkaç sene sonra neler çıkacak oradan biliyor musun? Ne cevherler çıkacak. Orada şimdi, o altyapıda ben o babalara da helal olsun diyorum. Ayakta alkışlıyorum onları. O annelere de aynı şekilde. O çocuklarını erken saatte antrenmanlara götürüyorlar. Bak bunlar çok güzel şeyler. Halı sahalara götürüyorlar. Orada idman yaptırıyorlar. O kulüplerin futbolcu seçme şeylerine götürüyorlar. Destek oluyorlar. Ama işte kulüpler de maalesef biraz da altyapıya biraz parasal destekte bulunsun. Kimse kusura bakmasın yani. 2 milyon 3 milyon euronun bir tanesini de altyapı yakıtın arkadaş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir şekilde. Örneğin Beşiktaş'ta bir Muhammed vardı. Ufak. Evet. Kayboldu çocuk biliyorsun değil mi? Ne büyük yetenekti. Barcelona istiyordu onu biliyorsun değil mi? Bu sene çöktü. Ondan sonra gitti Norveç takımları, Rosenborg'a falan gitti. İkinci lige gitti. Oynayamadı. Muhammed de benim 3-4 sokak yukarımda oturuyor. Sayın Başkanımız, Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Sayın Seyit Ateş'in ona vermiş olduğu desteği Barcelona Kulübü bile sağlamadı. Ama Beşiktaş'ın kendi içerisindeki yönetiminde ya da işte o anki kadrosunda ya da vesairesinde mental olarak bu çocuk, şimdi şöyle bir şey. Şimdi biz hocalara verecek 3-4 milyon dolara düşünüyoruz. O 3-4 milyon euroları işte buraya aktarsak ne olur ya da vesaire diyoruz ama bu çocukların kalacakları, sosyal tesisler, yaşayacakları, mental olarak hazırlanacakları, bunları da düşünmek gerekiyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Eğer gelecek arıyorsak lütfen altyapıya şu anki yaptığımız yatırımın her bir kulüp 10 katını yapsın. 10 katını diyorum bakın. 2 katını da değil. Dediğiniz gibi adam 1000-2000 liralara. Ya ver şu adama 10.000 lira, 15.000 lira maaş. Bu adamın kafasını rahat et. Ah bu adam ondan sonra sana üretir kardeşim. Üretir. Onu fazla fazla. Ama ne var? Kusura bakmayın. Sandalyeciden biz yönetici yaparsak ki bu kötü bir anlamda konuşmuyor. Ne anlamadım? Ne yapan, ne yönetici yaparsak o kısmı kaçar. Sandalye üreticisinden yönetici yaparsak altyapıyı da anlamasını çok bir bekleyemeyiz. Burada şöyle bir yöneticilik de lazım bize. Ben sadece bunu söylemek. Çok teşekkürler Serkan Bey. Kendinize iyi bakın. Evet, saatlerimiz 11.06'yı gösteriyor. Son bir telefon alalım. Dinleyicimiz var mı Hakan Bey? Alıyoruz telefonumuzu birazdan. Mesaj okuyalım. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söyleyeyim. Barış Özgür. Aygün abim iyi yayınlar. Bu sene lig maçları hangi platformda? Dijitürk, Beansport devam mı demiş. Bu sene devam ediyor ama ihaleler bu sene yapılacak. O önümüzdeki seneyle geçerli olacak. Yani bu sene gene yayıncı kuruluşun devam edeceğini söyleyelim Barış kardeşim. Yakup Demirtaş. Günaydın. Yaş sınırına gerek yok. Genç oynatma kuralı olmalı. 1. 21 yaş altı 3 futbolcu, 3 oyuncu kadroda olacak. 2. Bir tanesi 11'de mutlak olacak. 3. O oyuncu çıkarsa yerine sadece 21 yaş altı oyuncu girecek. 4. Sahaya çıkan kadro sayısı 24 olacak demiş. İyi çalışmalar Yakup Demirtaş. Son dinleyicimizi aldık. Günaydın. İyi günler Aydın Bey. Merhabalar. Bursa'dan alıyorum ben. İsmim İnan, Trabzonspor taraftarı. Buyurun İnan Bey, hoş geldiniz. Son dinleyicimizsiniz. Evet. Günün son dinleyicisi, buyurun İnan Bey. Evet, ilk önce ben sizi ve Trabzonspor'a verdiğiniz ilgiden dolayı bu Nurgül Günaydın bizim
gazetecimiz var. Evet. Buna her gün bağlanıyorsunuz. Belki bugün de bağlanacaksınız herhalde. Bugün bağlanmayacağız da şöyle söyleyeyim. Yani elimizden geldiğince Fenerbahçe'den arkadaşları alıyoruz. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'dan alıyoruz. Doğru, doğru. Evet. Nurgül'de yüzden... çok fazla talep var Nurgül'e. Evet. Ondan dolayı Nurgül'ü sık sık alıyoruz. O da sağ olsun bizi kırmıyor. Buyurun. Trabzonspor camiasına yakın olduğu için Nurgül doğru, Hanım. Doğru, doğru. Sizin de Nurgül Hanım'la istişareniz bayağı güzel olduğu için. Doğru. Yani gerçekten Trabzonsporlu adına size teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Trabzonspor'a verdiğiniz Anadolu takımı olsun, dört büyük olsun. Bu yüzden size teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Trabzonspor'un transferlerini gerçekten iyi buluyoruz. Yaşları yüksek olsa da. Çünkü bizim ligimizin futbol düzeyi belli. Bu 30 olsun, 33 yaşında olsun. Bu oyuncular aile kendilerini verdiği sürece ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Charlotte konusunda da yani çok takıldıklarını düşünüyorum. Daha iyi erkenden bir forvet transferiyle biz daha iyi oluruz diye düşünüyorum. Valla orada bir iyi bir uyum var. Özellikle başkan hoca arasında iyi bir uyum var. En güzeli taraftarın hocaya çok sahip çıkması var. Bence çok önemli. Trabzon taraftarı biliyorsun farklıdır. Ve Abdullah Avcı'ya inanılmaz destek oluyorlar. Hep onun yanındalar. Ona çok büyük destek veriyorlar. Sayın Avcı da bunu bildiği için çok daha rahat bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İyi de transferler yapıyorlar. Trabzon iyi transferler. Bu senenin ilk şu ana kadar yapılan transfer anlamında, takım hazır olma anlamında iyi işler yaptı. Uğurcan'ın durumu var. İşte dediğim gibi Tottenham 20 milyon eurolar konuşuluyor. Sayın Başkan belki Abdülkadir Ömür'de yapmış olduğu hatayı yapmayabilir. O rakama verebilir. Arkasındaki gelen, Nurgül'ün dediğini de söylüyorum, arkada gelen kaleciler de çok çok iyiymiş. Yani bu anlamdan da bir avantaj. Kaleci sıkıntısı yaşamayacak Trabzon. Yani iyi bir kadro kuruluyor. Bekleyip göreceğiz bakalım. Lig başlasın. İlk 6-7 hafta neyin ne olduğunu göreceğiz zaten. Evet, yani en azından Trabzonspor'un yani konum olarak kadrosu pek bozulmadı. Onun üzerine takviye geldi. Tabii takviye yapıldı. Genişletildi. Doğru. İyi bir Charlotte olmasa da bu Avrupa'da hani sesi biraz daha hani Diego Costa olmayabilir de böyle ses garanti bir golcü olursa bir de sol bek olarak gerçekten çok iyi bir takım olur diye düşünüyorum yani. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun İnan Bey. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Çok mersi. Evet. Kısa bir ara. Artık telefon almıyoruz. Programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Yarın telefon almaya devam edeceğiz. İkinci bölümde de bağlantılarımız olacak. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11.13'ü gösteriyor. Şu an hattımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olasın. Sesimizi duyduk. Daha da iyi olduk. Şimdi hocam beraber bir masada oturuyoruz. Dört kişiyiz. Ben bir kağıt koyuyorum önünüze. Siz kağıdı imzalıyorsunuz. Öbürkü imzalıyor. Öbürkü imzalıyor. Daha sonra bu kağıdı bir yere gönderiyoruz. Sonra oradan diyorlar ki ya kardeşim ne yaptınız diyorlar. Siz diyorsunuz ki ben diyorum. Ya diyorum ben okumadım diyorum. Ben normal bir evrak zannettim diyorum. Ne diyorsunuz bu Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yaşanan bu kağıt imzalamama olayına, krizine? Şimdi sen çok güzel bir örnek verdin. Yani bu insanlar, bu değerli sayın başkanlar Türk futbolu yönetiyor. Evet. Bu kulüpleri yönetiyorlar. Evet. Acaba kendi şirketlerini de öyle mi yönetiyorlar? Yani kendi şirketleriyle ilgili bir imza konusu olduğu zaman, bir yetki, vekalet konusu olduğu zaman böyle gözleri kapalı imza atıyorlar mı? Onu çok merak ediyorum. Yani bizim kulüplerimizin ne noktada olduğuna insanlar işte ekonomik olarak kötü durumdalar, iyi yönetilmiyorlar, bataktalar. Bütün bunları konuşuyorduk ama şu son örnek hakikaten bu işin ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğinin işareti. Yani adam imzasını ertesi gün diyor ki ben bu imzayı ben atmadım. Evet. Benim değilim diyor falan. Yani koskoca Kulüpler Birliği. Yani Kulüpler Birliği de artık bence bir şey kalmadı ülkemizde. Yani Türk futbolunda bir ağırlığı. Yani bir yazılı açıklama yaptılar. O yazılı açıklamayı yaptıktan sonra ben diyorsun ki sahaya çıkmayacağım diyorsun. Evet. Şimdi sen çıtayı bu kadar yukarı koyuyorsun. Yani daha ne söyleyeceksin federasyona kendine? Bundan sonra daha ne söyleyebilirsin? Sahaya çıkmayacaksın. Daha bundan daha büyük bir şantaj, tehdit olabilir mi? Olmaz. Mümkün değil. Peki federasyon seni dikkat alıyor mu? Duyuyor mu? O da dikkat almıyor seni. Çünkü o da yani, biliyor geri adım atılacağını. Yani sen boğazına kadar borca batmışsın. Sponsorların tamamen devlet.
işte yayıncı kuruluş devletin etkisiyle yayın devam edebiliyor. Bankalarla devletin anlaşma yapmışsın. Yani şimdi söyleyeceğim, bu kulüpler maalesef böyle yönetiliyor. Ve yarın oturacağız, ilk başlayacak 13 Ağustos'ta yine başlayacağız. İşte video hakem, bar, çizgi, işte hakemler, merkez hakem kurulu, taksim kurulu, tesli yani. Hani bir laf var ya bizim Anadolu'da, devreye sormuşlar, boynun niye eğri demiş, derem düz ki. Tamam mı? Şimdi bu da böyle hakikaten insan üzülüyor. Bak Türkiye'de bu kadar statlar yapıldı, bu kadar genç bir nüfus var, bu kadar futbola ilgi var, alaka var. Halbuki bu kulüpler doğru yönetilse, bu kulüpler hakikaten ayağını yorganına göre zaptı. Bu kulüp başkanları kendi şirketlerini yönettikleri gibi bu kulüpleri yönettiler. Biz bugün Avrupa'nın hakikaten çok rahatlıkla ilk birkaç ligi arasına girebiliriz. Ama maalesef hakikaten yani ben şimdi ligi başlayacak bir futbol sever olarak düşünüyorum ya. İnsan zevk alır mı böyle bir ortamdan? Yani büyük bir kaos var. Herkes birbirine meydan okuyor. Bu lig nasıl başlayacak? Nasıl bu lig böyle sağlıklı girecek? Yani daha lig başlamadan bizim içimizde geçen sene aynısı oldu. Ciddi bir şey var. Bir kargaşa var. Bu kargaşadan biz nasıl kurtulacağız? Yani insanlar 13 Ağustos'ta yayıncı kuruluştan işte dekoder alacak, abone olacak, lig başlayacak, statlarda %50 seyirci olacak ama öncesinde bir kaos var. Yani kimse, herkes birbirine meydan okuyor. Bu insanlar oturup bir araya gelip anlaşıp bir işi kayda almak, herkesin yetkisi nerede başlıyor, nerede bitiyor, bunu bir kaydın altına alma işini beceremiyorlar maalesef. Ya tabii şimdi bu rutin evrak gibi imzaladım cümlesine ben takıldım. Yani demek ki bunlar hiçbir evrak okumuyor mu? Ve dediğiniz gibi bunlar kulüpleri yönetiyorlar bu insanlar. Yani ben şundan anlıyorum. Mesela bu 20 tane kulüp başkanı bir araya gelip de bir fikir birliği çok net olup bazı konularda bunu da bir araya yapamıyorlar. Yani zaten şundan anlıyorum. Bak 6 ay yaptı Sayın Ahmet Burçevi. 6 ay sonra bıraktı kulüpler birliği başkanını. Bakalım şimdi yeni başkan ne kadar devam edecek. Son yani, 6 senede 7 tane kulüpler birliği başkanı değiştirmişiz. Yani kulüpler birliğinin ne kadar şunu söyleyeyim, gücünün olmadığının, otoritesinin olmadığının en güzel örneği bu yani. Yani hakikaten mesela geçmişte Aziz Yıldırım kulüpler birliği başkanı yaptığı zaman daha önce işte İlhan Cavcav yani böyle bazı. O zaman da bir kulüpler birliği deyince yani şunu ben söyleyeyim. Artık kulüpler birliğinin yaptığı bir açıklama bir heyecan uyandırmıyor kamuoyunda veya medyada. Veya bu mesela çok tehditkar bir ifade yani. Maça çıkmayacağız dediler ya. Maça çıkmayacağız ama işin ne oluyor biliyor musun? Artık kullanacağın bir mermin de kaldı. Her şeyi kullandın. Yani şu ana kadar yapabileceğin bütün şantajları yaptın ve hiçbirini de hayata geçiremedin. Bundan sonra sen ikinci ciddi almaz ki artık. Özellikle şey kısmı da var Ömer Hocam, yani yayıncı kuruluşla ilgili kısımlar da var, onlarla ilgili de bir sürü şeyler var ama değişen hiçbir şey yok o kısımda. Dediğiniz doğru yani yayıncı bile artık kulüpler birliğini çok ciddiye almıyor. İşte neye dolaşına geliyor bu kulüpler, kendi yağıyla kavrulabilse, bu kadar ekonomik bir bağımlılık olmasa, yani ekonomileri düzgün olsa bunlar hepsi, ama abi, borcu olan dönemeyen, yani bu günlük hayatta da böyledir yani, insan bireysel olarak böyledir. Adam diyelim ki borcu var, evine döndüremiyor, evine bir şey alamıyor, çoluğu çocuğu borç batan, her gün eve haciz geliyor, icra geliyor. Bu adam da bir şey ailesinde reislik yapamaz. Yani aile hayatını sürdüremez. Yani veya bir iş yeri için düşün, kurum için düşün. Onun için bu kulüpler birliği demek ki yazık, içlerinde 3-4 tane çok güzel yönetiliyor. Çok başarılılar hakikaten. Kendi yağıyla kavruluyor, ayağını yorganına göre uzatıyor. Doğru hamleler, doğru transferler yapıyor, doğru yönetiliyor. O 3-4 kulüp, bu diğer kalan 15-16 kulübün bence ciddi şekilde bu sıkıntılara onlar da maruz kalıyorlar maalesef. Şeyi nasıl görüyorsunuz? Euro 2020'deki hakem performansları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Euro 2020'de genel olarak iyi bir hakem performansı gördük. Yani ben son Hollanda'da hakem Dani Mekelele'nin İngiltere lehine verdiği penaltının dışında yani o akıllarda kalacaktır. Böyle çok skorlara tesir edecek, maçı bir takımdan, bir ülkeden alıp diğer ülkeye veren bir hakem performansı görmedik. Ha, 2020 Avrupa Şampiyonası akıllarda en çok neyi bıraktı? Şunu bıraktı. Bir kere VAR hakikaten paraşüt gibi kullanıldı. Çok az, son çare kullanıldı ve çok çıtayı yukarı konuldu. Yani 2018 Dünya Kupası'ndan çok daha az kullanıldı. VAR'a çok az gitti. Demek ki dünya şunu gördüğü kabul ediyor. VAR çok az kullanılacak. Her zaman sahadaki hakemin kararı esastır. Ancak hakemin göremediği çok net, somut, kemiksiz, %100 bir şey olduğu zaman VAR çağrı dedi. Bunu söylüyoruz zaten 3 yıldır. Burada Avrupa Şampiyonası bunu çok net gördük. Bakalım bizim ligimizde başlarken biz de bu çıtayı, bu standartları baz alacak mıyız? Alırsak bence rahat ederiz. Kafamız rahat eder.
Yani dün akşam da böyle bazı pozisyonlar bizim ülkemizde olsa. Penaltı. Niye? Ama hiç bakın hiç karışmıyor. Kuipers'in dün akşam finali yöneten Kuipers Hollandalı 48 yaşında bir yıl hakemliği geçen sene Avrupa Şampiyonası ertelendiği için uzatmıştı. Finali yönetti ve büyük ihtimalle hakemliği bıraktı. Yani Hollanda Ligi'nde de yönetmeyecek hakemlik yapmayacak. Hı hı. Böyle bir finalle veda etti. 48 yaşında 120 dakika dün koştu. Maç penaltılara kaldı. Onun için de bence daha önce şampiyon ligi finali yönetmişti. İşte elit kategorideydi. Bir 48 yaşındaki bir hakemin 120 dakika Londra'da Wembley'de maç yönetmesi. O yüzden güzel bir yani final oldu. Hakem için de güzel bir final oldu. Yani Rossetti hakikaten 19 tane 18'i UEFA'dan elit hakem, bir tane de Arjantin'den bir hakem getirdi. 19 hakemle turnuvayı götürdüler. Hemen turnuvanın başında 6 hakemi gönderdiler. Gruplardaki performanslarının yeterli görmeyince. Bunlar işte Laos vardı, Turpin vardı, Fransız. Yani bunları hemen turnuva grup aşamasında gönderdiler. Yetersiz buldular. Şurada büyük bir yanlışlık yaptılar. Londra'ya 4 hakem çağırdılar, yani 3 maça, 2 yarı final, 1 final. Doğru, doğru. Bu 4 hakemden bir finale çekildi. Cüneyt Çakır'ın mutlaka bir yarı final yönetmesi gerekirdi. Hakkı vardı yani, onu doğru söylüyorsun. Hak etmişti. Bunu dünyada kabul ediyor. Fakat onu yarı finali Hollanda'yla verdi, 38 yaşındaki Makeleli'ye. Diğerini Felix Birlik'te verdiler. Finalde Kuipers'te verdiler. Yani hem yarı final hem finalin ikisinde Hollanda'da hakem olması çok hoş olmadı orası. Yani Avrupa Şampiyonası bence futbol olarak kaliteli bir Avrupa Şampiyonası yaşadık bu bir aydır. Hakikaten futbola doyduk. İyi maçlar seyrettik. Futbolcu performansı, futbol kalitesi yüksekti. Yani ben 2020 Avrupa Şampiyonası unutulmayacak bir şampiyonadır. Ve İtalya'da bizi 3-0 yenen İtalya'da kupayı aldı. Ben esas şu yazayım, yani biz ülke demek biz bayağı bir teknik direktör yetiştiriyoruz. Löw geldi, beğenmedik. İstedim, dünya Löw neler yaptı kaldırdı. Ya neler yaptı Löw, doğru. Mancini. Mancini'yi beğenmedik. Ben hatta bu hafta onu yazmayı düşünüyorum. Petkovic. Arşivlere girdim. 2014-2015 sezonunda bizim ülkemizde Mancini için neler yazılmış. Bu duayen büyüklerimiz. Löw'ü de yazarsan çok iyi olur hocam. Löw'le ilgili başlıklar da var. Yani Mancini için, ya bu adam futboldan anlamıyor. Bunu nereden geldi? Bu oyunu okuyamıyor. Rakibi tahlil edemiyor. Öyle ağır yazılar var ki bizim duayenlerimiz. Yani o yazıların başlıkları bile yani Mancini'ye hep hakaret dolu. Şimdi adam gitti. Bak yani İtalya futbol olarak da çok tatmin etti insanları. Çok önemli maçları kazandılar. Hakikaten bir makine düzeni, bir ezber var. Bir yapılan, oynanan futbol var. Yani biz bu İtalya'yı unutamayız. İtalya'nın bu sezon bu Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını ve kalitesini. Hı hı. Ama bu Mancini duruşuyla, yani bir de bir ekip var. Vialli yardımcısı adamı kanser hastalığından iyileşmiş geldi. Evet, evet. Teknik kadro da bir bütünlük var, bir ekip var. Şimdi bize bakıyoruz, bizim teknik kadromuz, bizim ekibimize. Bir de oraya bakıyoruz. Hakikaten İtalya, yani sahadaki ortaya koyduğu futbol bu kupayı hak etti bence. Dün akşam da sonradan oyuna giren oyuncular, yani penaltı için aldılar onlar penaltı için. Adamlar penaltıları kaçırdılar. Evet. Ve düşün ki İtalya Avrupa şampiyonu oldu. Değişik işte 11 ülkede oynandı. Yani 11 sene farklı tutarsa. Bu da unutulmayacak bir turnuva. Yani Bakü'de maç oynanıyor. Düşün. Çeyrek final Bakü'de oynanıyor. İşte yarı finaller şeyde oynanıyor. Londra'da oynanıyor. Final Londra'da oynanıyor. Yani unutulmayacak 11 ayrı ülkede, yani Danimarka'da, Rusya'da, düşün ki Romanya'da, Portekiz'de, Almanya'da. Yani Fransa'da, bunlar hepsinde maç oynandı. Hakikaten bu yönü de akıllarda kalacak, unutulmayacak bir turnuva oldu. Seyirci yavaş yavaş artmaya başladı. Bu pandemi tedbirleri yavaş yavaş esnetildi. Dün akşam da finalin hemen hemen şeyden farkı yoktu yani pandemi öncesinden. Maske de yoktu valla. Ne maske vardı, ne mesafe vardı. Hijyen zaten bir şey demiyorum. Hijyenle evet. ilgili. Yani demek ki bu aşı işi çözdü herhalde. Çözdü. Şöyle çözdü. Yani ben de ben işte diyelim ki 82'den beri hatırlıyorum yani Avrupa Şampiyonları'nı. Dünya Kupalarını. Bence böyle çok iz bırakan bir turnuva oldu bu yıl 2020 Avrupa Şampiyonası. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, hattımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal vardı. Şu an hattımızda TGRT Haber TV spor müdür yardımcısı Hakan Dede var. Hakan yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi haftalar Aygün abi. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Çok yoğun bir gün seni bekliyor. O yüzden de çok da fazla yormak da istemiyoruz seni. Bir yandan da haber hazırlıkları var. Ne var haberlerde peki? Oradan söyleyeyim, başlayayım ben sana. Hakan.
Şimdi çok uykusuz başladık haftaya. Saat sabahın 3'ünde kalktık. Arjantin-Brezilya Dünya Kupası gibi final gibi bir karşılaşma izledik. Bir Arjantin kupayı kazandı. Hemen ardından işte uyuduk uyumadık işe geldik. Kırkpınar'da Ali Gürbüz şampiyon oldu. Ardından Euro 2020 finali uzatmaya gitti, penaltılara gitti. İtalya kazandı ama esas kupanın kazananı İngiltere. Yani o kuşağı iyi yakaladı İngilizler. Jenerasyonu iyi yakaladılar. Alt yaş gruplarında beraber oynayan bir takım genelde. U21 şampiyonu biliyorsunuz. Dünya şampiyonu İngiltere. Şimdi burada hedefleri tabii çeyrek final, yarı finalde ama onlar çok daha üstüne çıktılar. Önümüzdeki yıllara bence damga vuracak bir İngiltere milli takım var ki düşünün. Jadon Sancho 85 milyon euroya Dortmund'dan United'a transfer olmuş ama Southgate'in takımında yedek kalıyor. Grealish keza öyle. Yedeklere baktığınız zaman bir İngiltere milli takımı daha çıkartıyorsunuz. Bence kazanan İtalya ama esas kazanan jenerasyon olarak önümüzdeki sezonlar açısından İngiltere. Umarım İngiltere'nin sistemi bize de ders olur. Yani biz anlık başarılarla mutlu olan bir milletiz ama turnuva takımı olmak bambaşka. Evet, haberlerde neler var? Tabii ki gündem transfer. Evet. Fenerbahçe ile ilgili tabii Vedat konusu var. Bir forvet arıyor. Bupenza ismi geçiyor kulislerde. Menajeri Bupenza'nın öyle bir şey yok dedi ama Fenerbahçe yönetiminin Hatay Onursal Başkanı ve As Başkan'la görüştüğünü biliyoruz. Erol Bilecik yürütüyor transferi. Evet. Hataylı kendisi. Zaten. Aynen. O yüzden Vedat'ın da durumu soruluyor tabii. Erol döneminden sonra Emre döneminde biliyorsun Vedat'ta görüşülmüştü kiralık olarak. Doğru. Söz kesilmişti. Acaba mı soruları var? Vedat İstanbul'a da dönmek istiyor. Çünkü Sarri'nin ben pek oynatacağını düşünmüyorum. Basına göre Sarri 11'e koydu Vedat'ı ama ben Vedat'ın fazla forma şansı bulacağını ben hiç bulacağına ihtimal bile vermiyorum. Gökhan Gönül biliyorsun Rize ile el sıkıştı. Gökhan kadroda düşünülmüyor. Bir sağ bek arayışları var. Bu yine Kolasinac ismi dolaşıyor Fenerbahçe için. Onun da Arsenal'la sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Bu arada tabii Mesut'un takım arkadaşı biliyorsun Mesut'a İngiltere'de saldırı olduğunda o saldırganların üzerine atlayan futbolcu da Kolasinac'tı. Bununla ilgili de tabii basında birçok görüntü yer alıyor medyada filan. Fenerbahçe taraftarlarında Kolasinac olan ilgisini biliyoruz. Fenerbahçe'de gündem böyle ama tabii Fenerbahçe'nin ben şunun altını çizerek söylüyorum. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum ve fazla bu sene bir transfer yapmayacağını düşünüyorum. Burada sadece eksik olan olmazsa olmazı kesinlikle ve kesinlikle golcü transferi. Bunun için de Başkan Ali Koç'un en iyisini bitirmeye çalıştığını biliyoruz. Galatasaray'da tabii Jetson Fernandes ismi ön planda. Benfica ile görüşmeler devam ediyor. Benfica'dan tekrar kiralamak istiyor. Fatih Terim'le Başkan Burak Elmas Florya'da biliyorsun bir transfer zirvesi yaptılar. O transfer zirvesinde tabii Jetson Fernandes ve Onyekuru'nun durumları konuşuldu. Bu arada Alex Moreno'da tekrar bir gelişme olabilir. Onunla da ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Cagne ve Falcao'nun gitmesine artık ben kesin gözüyle bakıyorum. Takımda tutulmayacak. Bununla ilgili rapor verdiği bilgisi var bende Fatih Hoca'nın. Yine Stancio ismi var. Onun da Roman futbolcu biliyorsunuz çok yetenekli. Evet. Fatih Terim onu geçen sene de istemişti. Onunla ilgili bir girişim olabilir. Galatasaray'da da şimdi PSV Eindhoven maçı söyleniyor. PSV Eindhoven maçı yaklaştı işte transfer yok deniyor. Kasımpaşa hazırlık maçının ardından Fatih Terim'in açıklamaları çok önemliydi. 10 transfer yapsan ne olacak? Önemli olan oyun dedi. Bu da çok önemli. Demek ki takımına çok güveniyor. Özellikle idmanlarda oyuncularının performansından oldukça memnun hoca. Transferde aceleci davranmıyor ama nokta atışları da yapmak istiyor Galatasaray. Yine dediğim gibi Galatasaray'ın da Fenerbahçe için söylediği Galatasaray'ın da olmazsa olmazı golcü transferi. Mutlaka bir golcü almak istiyor Fatih Hoca. Trabzonspor biliyorsun transferin bence en gözde takımı şu anda. En fazla konuşulan takımı önemli futbolcuları kadrosuna kattı. Trabzonspor, Jarvinho, Bruno Perez, Koyta, Marek Hamsik gibi. Şimdi onlarda da tabii Charlotte'un durumu belirsiz. Taraftar cami çok istiyor Charlotte'u ama Charlotte'un şartlarının biraz ağır olduğu bilgisi bizlere geldi. Burada tabii Parma forması giyen Cornelius'la ilgileniyor B planı olarak. Trabzonspor golcü ismi olarak. Yine sürpriz bir isim gündeme geldi biliyorsunuz. Dış basın Dalbert'i yazdı Brezilyalı futbolcuyu.
Bizim kulislerde İsmail Köybaşı'nın ismi geçiyor. Bu arada tabii Beşiktaş için dün bomba bir iddia ortaya atıldı, biliyorsun sen de. Mehmet Topal gibi. Evet. Mehmet çok profesyonel. Mehmet Topal'la biz hepimiz çalıştık, biliyorsun. Fenerbahçe'yi takip ettiğiniz yıllarda şeylerde. Sen daha muhabbetin var. Mehmet Topal son derece profesyonel, son derece çalışkan. Bence Mehmet Topal'ın yaşı önemli değil. Eğer böyle bir transfer olacaksa Şampiyonlar Ligi için alternatifli ve yerli kadro açısından önemli bir transfer olursa. Kenan Karaman ismi bu zamandır konuşuyorduk, yayınlarımızda da söyledik, konuştuk seninle. 3 senelik anlaştı Beşiktaş Kenan Karaman'la, hayırlı olsun. Mutlu sona ulaştı. Bu arada Beşiktaş'ın yeniden elinden iyi kiralama turu olabilir Aygün abi, onu da belirtelim. Çünkü Şampiyonlar Ligi için gerçekten bol alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Zaten bu imzanın bu kadar gecikmesinin sebebi de buydu. Para konuşuldu ama para değil. Sergen Hoca'nın Beşiktaş yönetiminden mutlaka çok alternatifli bir kadro talebinin olmasıydı. Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları sürüyor. Bu arada Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe TV'den ve oraya giden muhabir arkadaşlardan sürekli bilgi aldım Fenerbahçe ile ilgili. Vitor Pereira ile iyi çalışıyor takım, bunu söyleyelim. Dün taraftar geldi. Evet. Çok önemli görüntüler vardı. Fenerbahçe uzun süre sonra taraftarıyla bu kadar bütünleşti. Başkan Ali Koç'la Vitor Pereira'nın sarılmasını gördüm. Ne kadar önemli bir kareydi. Evet. Çok candan, böyle eski dostlar gibi sarılmışlar birbirlerine. Ali Koç çok kıymet veriyor Vitor Pereira'ya. Bu kadar kıymet vermese o listenin arasından Vitor Pereira'yı alıp getirmez. Şimdi Ali Koç gibi bir adamın buraya getiremeyeceği hoca yok. Bakma kendisi hani diyor ya, ben Türkiye'ye adam getirmek zor artık falan diye. Ali Koç kafaya takarsa ya da Galatasaray Başkanı ya da Beşiktaş Başkanı mutlaka getirir. En iyisini getirir. Şimdi tabii maddi durumlar da önemli. Bu arada tabii sana şöyle bir şey de söyleyeyim. Dün şeyi gördün mü Aygün abi? İngilizlerin o holigan görüntülerini sosyal medyada. Sosyal medyada görüntüleri gördüm. Şimdi Ömer Faruk abi çok güzel anlattı. İtalya'da destan yazdı. Doğru. Harika futbol oyunlar. Ben de İngilizlerin o jenerasyonunu övdüm ama pandemi sonrası biz hala holiganlıkla uğraşıyorsak dünya futbolunun vay haline. Futbolun beşiği ise İngiltere, dünya futbolunun vay haline. Şimdi bunlar diyorlar ki biz... Bir de ırkçılıkları da var, şunu da söyleyelim. Şimdi ona da geleceğim Aygün abi. Çok güzel bir konuya değindin. Şimdi bunlar diyor ya futbol evine dönecek. Böyle bir futbol varsa dönmesin evine. Şimdi Wembley'de kapılar, turnikeler kırılıyor. Bunlar içeriye giriyorlar. Ardından sahaya atlayanlar oluyor. Evet. Kendi futbolcuları penaltı kaçırdı diye o kadar ağır, ben hepsini okudum, o kadar ağır ifadeler insanlığından okudum. İngiltere'de futbol bitmiş. Yani eğer İngilizler bu konuya, holiganizm konusuna çare bulamazlarsa gerçekten onları, lobileri de kurtarmaz. O lobileri sayesinde bizim o Şampiyonlar Ligi'ni biliyorsun almak için ellerinden geleni yaptılar. Bir de iki İngiliz takımı kalınca finale, bizim elimizden almaları çok da zor olmadı açıkçası. Ama burada böyle şeyler yok. Pandemi diyorlar. Kendilerinin dün yaptığı rezillikler, biliyorsun pandemi kuralları hiçe sayıldı. Doğru. O Wembley'de, Londra sokaklarında. İnşallah UEFA'nın İngilizlere bir yaptırımı olur da kulakları çekilir de bir daha bu görüntü. Çünkü kendi futbolcusuna böyle davranan diğer takımların futbolcularından misafirlerine, misafir taraftarlara, ben acaba merak ediyorum İtalyan taraftarlar ne yaptı? Herhalde bir binaya sığındılar, oturdular. Çünkü kendilerinden geçmişlerdi. Gün boyunca takip ettim hem yabancı ajansları hem sosyal medyayı. Çok kötü görüntüler vardı. Futbolun kara lekesi İngiliz taraftarıdır. UEFA'nın da artık bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa bir Heysel faciası daha yaşanabilir İngiltere açısından. Transfer anlamında şeye gelmek istiyorum. Trabzon'dan kaleci Uğurcan'la ilgili Tottenham'ın 20 milyon euro gibi rakam teklif edeceği yönde bazı bilgiler de var. Evet, sen ne dersin bununla ilgili? Şimdi benim pişmanlığım Abdülkadir Ömür dedi. Para bu 23 milyon euroya vermedim Abdülkadir Ömür'ü dedi. Hı-hı. Şimdi başkan ikilemde kaldı. Uğur'u tutmak istiyor ama Abdülkadir'de o yanılgısı, çünkü bir daha o paraya çıkan bir takım olmadı biliyorsunuz. Onunla ilgili bir açıklama yaptı. Başkan ikilemde kaldı. Eğer istediği fiyata çıkarsa Uğurcan Çakır tutabilir. Çünkü iyi bir jenerasyon, kaleci jenerasyonu var Trabzonspor'un. U19 maçını da seyrettik biliyorsunuz. Fenerbahçe'yi mağlup etti Trabzonspor. Buradan Arslan'a da teşekkür etmek lazım tabii. O U19 maçlarını yayınlaması bizim için çok büyük bir keyif oldu.
Aynı şekilde Haber Global Copa Amerika'yı verdi filan. Futbola doyduk. Şimdi Uğurcan konusuna gelince, Uğurcan fiyatına gelirse başkan hiç bekletmeden satar diye düşünüyorum. Ha, tabii şampiyonluğa oynayan bir takımın Uğurcan gibi bir kaleciye de ihtiyacı var. Onu da belirtmek lazım. Hakan, eklemek istediğin bir şey var mı? Valla çok güzel bir hafta bizi bekliyor. İnşallah transferlerde de özellikle Trabzonspor'un yerli transferlerinin açıklamasını bekliyoruz bu hafta. İçi Fenerbahçe'de yine golcü açıklanabilir. Güzel bir hafta bizi bekliyor. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dinleyenlerinize de iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hattımızda Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede vardı. Yayınımıza çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz şu anda 11.39'u gösteriyor. Bir bağlantı daha yapacağımızı belirtelim. Bir yandan da mesajlara bakalım. Demir Kartal, Adana Demirspor sahipli bir kulüp. Başkan tüm transferleri cebinden yapıyor. Yayına bağlanan arkadaş önce bunu araştırsın demiş. Zaten onunla ilgili bilgileri de aktarmıştım ben. Neden, ne demiştim? Sayın Başkan, Sayın Murat Sancak şöyle bir cümlesi var. Kulübe aldığım borçla devredeceğim diye. Evet, şu an hattımızda da Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Süleyman Arat var. Sevgili Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Gayet iyiyim. Herkese sağlıklı günler dilerim bu arada. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi yoğun vaziyette Fenerbahçe hazırlanıyor. Topuk yaylasında. Günde çift idmanlar. Sadece bir gün tek idman yaptı. Geri kalan bütün günlerde çift idmanla hazırlandı. Yani Vitor Pereira Fenerbahçeli futbolcuları tabiri caizse böyle yoğuruyor. Ligi hazırlıyor. Çok sıkı bir yükleme yapılıyor burada. Bugün ilk kez duydum ben ama adını yo-yo testi yapıldı. Yo-yo testi? Evet. Demek yani? Yani performans ölçümü yeni bir sistem herhalde bu. Bilgisayarla iki bölüm halinde yapılıyor. Bir sabah, ikisi de sabah olacak ama parti parti aldı. İşte 10.30'da başlayan antrenman bugün yo-yo testiyle geçmiş oldu. Ona göre de futbolcuların durumlarına göre belki de performansını arttırıcı ekstra idmanlar yapacak düşük olanları, kesinlikle, tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda transfere karar verecek bu artık. Bu artık sona geliyor. Son hazırlık maçından sonra gidecekler, kalacaklar ve eksik görülen noktalar net olarak belirlenecek ve körü körüne bir transfer yaptırmama niyetinde. Yönetimde dün Ali Koç da geldi, biliyorsunuz. Onu soracaktım ben sana. Sayın Başkan'ın böyle Victor Pereira ile çok samimi görüntüleri var. Bir de çok fazla taraftar da idmandaydı. O da çok ayrı bir keyif verdi. Neler söylersin bunlarla ilgili? Yani biz tabii göremedik Sayın Ali Koç'un futbolcularla temas halindeki durumunu ama içeride yemek sırasında olmuş o. Sadece selamlaşmış futbolcularla. Yani öyle bir tokalaşma, kimiyle de eski tanıdıklarıyla da çak yapma şeklinde olmuş. Ondan sonra beraberinde gelen yöneticiler ve Vitor Pereira ile birlikte yemek yemişler. Yani bu daha önemli bence futbolcularla yapacağı sohbetten. Yani Vitor Pereira ile yaptığı görüşmede tabii ki eksik noktalar, transfer isteniyor mu, takımın durumu nedir, havası nedir, onunla ilgili bilgiler aldı. Dolayısıyla da önemli bir görüşme benim nazarımda. Saat 5'e çeyrek kala da taraftarların yanına gitti. 2 saniye kaldı taraftarlarla. Bir hepsine elini kaldırdı. Hoş geldiniz, görüşmek üzere, inşallah şampiyon olacağız dedi. Bindi helikopterine, İstanbul'a döndü yöneticilerle birlikte. Ama tabii burada kadar gelmesi ve Vitor Pereira ile konuşup yemek yemesi bence çok önemliydi. Orada çünkü nerelere adam alacağız, ne yapacağız, bu noktalar konuşuldu ve karara bağlandı diye düşünüyorum ki bugün Fenerbahçe'nin yetkili bir ismi bize açıkça söyledi. Bu penzayı hiç boşuna dedi, haberini yapmayın, yazmayın. Kesinlikle Fenerbahçe ilgilenmiyor kendisiyle dedi. Yani bu, yani bugüne kadar yapılan bu penza haberlerin tamamı yalan dedi. Durum bu muhimalde. Yani şimdi öğleden sonra da tekrar bir idman yapılacak biliyorsun. Maliyetinden dolayı o zaman vazgeçildi. Tabii tabii. Geçen sene zaten Emre Belezoğlu'na ben Samandıra'daki sohbet sırasında sormuştum. Yani ilgileniyor mu Fenerbahçe diye. Kesinlikle ve kesinlikle hiç alakamız yok demişti. Fiyatından ötürü olduğunu da belirtmişti. O paraları artık hiçbir büyük kulübün hiçbir oyuncuya vereceğini zannetmiyoruz. Genelde büyük kulüplerin hepsi bonservisi elinde gelen oyuncuları tercih ediyor.
Çok çok önemli bir transfer olur. Yıldız transfer olur. Belki orada yani 2-3 oyuncuya birden vereceği paraya kıyıp belki bir tek oyuncu alır ama o bile macera yani. Pek zor artık. Öyle gözüküyor. Süleyman, Vedat Muriç'le ilgili bir şey söyledi mi? Konuştunuz. Söylenmedi ama yalanlanmıyor da biliyorsun. İlgileniyorlar. Benim duyumum kiralık getirmeye çalışıyorlar Vedat Muriç'i. Yani olursa kiralık gelir. Yoksa başka türlü gelme şansı yok. Tabii ama bonservise gelmesi mümkün değil. Ama Vedat Muriç'in kendi yakınları da yani akraba yakını anlamında söylüyorum. Onlar da bu işin mümkün olmadığını Lazio'nun Vedat'ı İtalya'da bir takıma kiraya vereceğini çünkü çok büyük para yatırdığı için onu tekrar kazanabilmek için yani Fenerbahçe'ye gelir geri tekrar Lazio'ya döndüğü zaman bir yukarı çıkar mı çıkmaz mı tereddütünü yaşıyorlar ama İtalya'da bir takıma giderse gözlerinin önünde olacak ve ona göre karar verebilecek noktada olacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla yani bence %30 gelme ihtimali var diye düşünüyorum kiralık olarak. Şimdi dün baktığımız zaman Barış Alıcı, İsmail Yüksel Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam gibi isimler İstanbul'a gönderildi. Hiçbir sürpriz değil bence Aygül'cüm onların gitmesi. Hepsi genç oyuncular ve belki gelecek vaat edecekler. İsmail Yüksel çok büyük beklentiler olan bir isimdi. Tabii, Barış Alıcı aynı şekilde. Zamana ihtiyacı var. Türkiye'de böyle biliyorsunuz. Zamana ihtiyacı var diyoruz. Yıllar geçiyor. Hala genç zannediyoruz ama 21, 22, 23, 24 öyle gidiyor. Oysa görüyorsun işte İngiliz milli takımını olsun diğer ülke takım milli takımlarını oralarda 20, 21 yaş, 25 yaşındaki futbolcular kupa kaldırıyor yani. Şimdi Türkiye'de genç görünüyor. Belki gerekli şansı görseydi İsmail Fenerbahçe'nin belki de geleceğinin kurtarıcısı olacaktı ama olmuyor işte Türkiye'de kolay kolay şampiyonluğa yürüyen takımlardan. Bu şansı bulamıyor genç oyuncular. Burada sorumlu kim diye sorarsan herkes birini sorumlu gösteriyor. Kimi teknik direktörü diyor, işte kimi yönetici diyor, kimi gazeteci diyor. Herkes birini suçluyor ama ben taraftar diyorum. Çünkü neden? Yıllardır bunu söylüyorum. Yani şimdi sen kadronun da göbeğinde İsmail'e şans verir de atıyorum Mesut'u veyahut da Pelkas'ı veyahut da Gustavo'yu veya Sosa'yı herhangi birini kesersen o taraftar seni ipe çeker maçı kaybettiğinde. Doğru, doğru. Onun için hocalar da korkudan oynatmıyor. Yani Ersun Yanal da oynatmadı hiç biliyorsun. Yani diğer hocalar da aynı, Erol Hoca da aynı şekilde mesela. Hiçbir oynatamıyor. Çünkü Türkiye'de bir büyük takımın ikinci olması bile başarısızlık. O nedenle şampiyonluğa oynamak istiyor ve orada çok fazla oyuncularla yer değiştirme anlamında sürpriz isimlere yer verip maceraya girmeyi hiçbirinin gözü yemiyor açıkçası. Çünkü kaybedilen maçlardan sonra direkt taraftar hocalara yükleniyor bunu oynatıyor. Bu çıkartılır mı, bu oynatılır mı diye. O da çok büyük baskı yaratıyor teknik adamların üzerinde. Dolayısıyla da böyle genç oyuncular harcanıp gidiyor Türkiye'de. Ancak şöyle oluyor, onu kiraya veriyorlar 3 liraya. Sonra orada o sene tutmuyor. Satışını veriyorlar. Çocuk ondan sonra parlıyor ve tekrar bunu çok büyük rakamlara kulübe geri alıyorlar. O tür vakaları çok rastladık biliyorsunuz. Süleyman, Gökhan Gönül tamamen zaten kapandı o defter. Öyle gözüküyor. Ben dün sordum Selahattin Baki'ye. Sosyal medyada bu işin bugün çözüleceği yazılı çiziliyor dedim. Yani bununla ilgili bir gelişme var mı dedim. Hiçbir gelişme yok şu ana kadar dedi kendisi. Öyle demek ki yani kamp bitiyor neredeyse. Bir gelişme yoksa. Ya, işine, Volkan da öyle, o da öyle. Volkan Demirel zaten bence de o defter kapandı. Tabii ikisi de kapandı gibi gözüküyor bana. Tabii ne olur bilemezsin. Son dakika bir gelişme olur. Futboldur bu. Ama kampta almadı tabii. Kullanmadı futbolcuyu da ben tahmin etmiyorum acaba. Ve orada ücret konusunda bir anlaşmazlık olduğunu hiç inanmıyorum ben. Farklı bir şey var orada. Yani bence her şey dönüyor dolaşıyor Sivas maçına dayanıyor. Aynen oradaki olaylara bana dönüyor. Doğru. Başkanı dedi ya sözleşmesi devam etmese dedi faturayı keseceğim insanlar var demişti cümleleri. Onlardan biri de Gökhan Gönül. Ve Volkan Demirel belki de. Takımı motivasyon veya farklı bir şeyler olabilir. Bilmiyorum şimdi ne olduğunu. Zannetmiyorum Volkan'la öyle bir şey olduğunu ama Volkan çünkü o gün en kulübede de olsa en ateşli, en istekli çıkıp bağıran, hadi diyen o senaryo yöneticisiydi ama tabii Volkan'da da başka şey oldu. Volkan bu çünkü Pereira 5 yardımcısıyla birlikte gelince Volkan Demirel yer kalmadı onu yani. Volkan Demirel de hani böyle argo tabir oluyor ama dışarıda kaldı.
sinek ikili olmayı kabul etmedi. Sevgili Süleyman, Enel Valencia, Tiam gibi isimler var şu anda tabii forvet anlamında baktığımız zaman. Samat da var. Onlarla ilgili hocanın düşüncesi, evet. Onlarla ilgili hocanın düşüncesine, yani Samatta'yı daha mı çok kullanacak? Forvet mutlaka vallahi istiyor mu? Samatta'yı mutlaka kullanacak. Çünkü gönderemiyor. Çok büyük bir rakam Samatta'nın aldığı. Kimse o parayı vermez yani. Kolay kolay. Belçika konuşuldu ama Fenerbahçe'den aldığı paraları vermez Belçika'daki takımlar. Dolayısıyla Samatta'yı ya kullanacaksın ya kullanacaksın durumu söz konusu. Ha ne olur? Belçika'ya verirse çok ucuza verir. Aradaki üstünü farkı tamamlar. Fenerbahçe kendisi tamamlar. Yani zarar neresinden dönersem kârdır mantığını güder. Ama bence Samatta'yı kenarda tutup ara ara yararlanacak diye düşünüyorum yani. Tabii ki hocanın kararıdır bilemiyorum ama bu hazırlık maçından sonra hepsi netleşecek. Bu haftanın Perşembe günü zannediyorum, tam tarihini şu an hatırlayamadım da Perşembe günü bir hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda. Ertesi günde zaten İstanbul'a dönecek. Ertesi günde yani 19'unda da Samandıra'da bir maç yapacak Kasımpaşa'yla. Onun ardından 2 gün bayram izni, onun ardından bir Avrupa kampı ve maç trafiği yaşanacak gibi gözüküyor. Turnuvaya gidecek demek ki turnuva. Yani evet evet 3 takımla oynayacak deniyor. Yerini de söylüyorlar ama netleşmedi. Ben burada şimdi onu zikretmeyeyim. Değişebilir çünkü bir Avrupa ülkesinde 3-4 maç oynayacak Fenerbahçe. Yani buralarda kadrosu ve Pereira'nın kafası bildirileşecek, netleşecek. Burada kim gidecek, kim kalacak veya nerelere acil bir transfer yapılacak o konuşulacak. Anladığım kadarıyla Pereira'dan Pereira biraz da mütevazi bir bakış açısıyla kulübü çok fazla zarara ve borç batağına sokmadan eldeki malzemeden en iyi yemeği yapmaya çalışacak gibi gözüküyor. Yani belki de santrafor almayacaklar Samatta'yla. Serdar Dursun'la devam edecekler. O zaman hal öyle olursa Kemal Ademi'yi de elinden çıkartmaz. En azından geçen seneki Sise gibi 3. forvet olarak yedekte kalır. Yani bir sakatlık durumunda şurada burada. Ama bir sabeke falan ihtiyacım var ama herhalde. Öyle gözüküyor yani. Tabii yürümez ama orada da genç alabilir. Nazım Sangare'm var. Oraya da bir yedek alırsın yani ara ara oynayabilecek. Belki Türk oyunculardan biri bile olabilir orada. Bakacaklar peki. Yani evet. Yani günün şeyi bu Pensa'nın olmadığı dünkü Ali Koç Pereira uzun sohbeti ve bugün yani demek ki şu oldu sevgili Süleyman, bu Penza belki de masaya yatırıldı maliyet anlamında, çünkü istenen rakam 5 milyon euro para artı ama iki futbolcu. Hiç gündemimizde olmadı dediler sevgili Aygün, hiç gündemimizde olmadı dediler yani onu yazan kişilere yani bu doğru değil, bunu yazmayın gibi. Yani yalanlayacağız gibilerinde bir uyarı mahiyetinde mevzu oldu bugün. Çok teşekkürler sevgili Alat. İyi yayınlar diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ ol. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Evet, saatlerimiz 11.50 oldu. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.